noktaya doğru yavaş yavaş gidiyor. Bugün Farmer Market'te iki yayın yaptım. Onların videosunu şu anda yüklüyorum. Daha kısa öz konuşmalar yapmaya çalışıyorum. Çok uzun konuştuğum konusunda herkesin şikayeti var. Bu pro kamera, şu gördüğünüz kamera zaten benim fazla uzun konuşmama izin vermiyor. 8,5 dakikada kesiyor. Ve 8,5 dakika sonra başka bir videoya geçiyor. Bu nedenle fazla konuşma ihtimalim yok yani. GoPro 8,5 dakika maksimum. Ondan sonra başka bir kayıta geçiyor. Başka bir video çekiyor. Ve 10 dakikalık bir limit koymuşlar. Bu nedenle uzun video koyamıyorum yani. İstesem de koyamıyorum. Konumuz Erdoğan'ın çalışıp İstanbul'u nasıl çaldığı konusunda, çalacağı konusunda. Herkes bir loto toto oynuyor. Biliyorsunuz Erdoğan bir hırsız ve mükemmel, müthiş bir hırsız. Nasıl çaldığı konusunda değişik iddialar var sadece. Bu iddialar acaba ne kadar gerçek değil diye çaldıktan sonra öğreniyoruz. Ondan sonra popülizm yaparak, faşizmin bütün araçlarını kullanarak Erdoğan çalmaya devam ediyor. Evet. Her zaman da teknolojiler kopyalaşım yapıyorlar. Demek ki bu videoyu canlı yapacağız. GoPro, bugün ben diyor çok çalıştım. Biraz ısrar edeyim. Periskop ve canlı YouTube senin neyine yetmiyor? Her zaman da kopyalaşım yapmıyor. Erdoğan partner bulmaya çalışıyor biliyorsunuz. Diploması olmayan bir cahil adam. Bütün aldığı kararlar geçersiz zaten. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz yıllardır. Yeni uyananlar var. Yani diplomasız bir adam, cumhurbaşkanı olamayacak bir adam Türkiye'yi yönetiyor ve geçersiz kararlara imzasını atıyor. Ve direnç var Türkiye'de, ciddi bir direnç var. Bu direncin nasıl bir sonuç vereceği konusunda henüz insanların bir fikri yok. Bu arada tabii hapishanelerde büyük bir zulüm devam ediyor. Hapishanelerdeki zulüm özellikle mağdurlar artık tükenme noktasını geçtiler. İşkencelere beşiklik etmiş birçok hapishane var. Bütün hapishaneler işkence merkezi toplama kampı haline getirildi. Hitler toplama kampı. Bu soykırımı, bu faşizmi görmek istemeyen ve duymak istemeyen CHP'liler var. Özgür Özel bunlardan bir tanesi. Ben gerçekten hayretlerden hayretlere düşünüyorum. Bu kadar gerizekalı bir adam nasıl CHP'nin genel başkan yardımcısı olur? Yani hala kötü diyen, yani Erdoğan bütün bu kumpasları, bu yalanları, dolanları, faşizmi cemaatten öğrendi diye bir çakallık yapan Özgür Özel gibi bir adam nasıl hala konuşabiliyor? İnsanlar büyük bir kırılma, incinme noktasındalar. İmamoğlu pozitif şeyler söylüyor. CHP'li adamlar bozuyorlar. Yani bu adamlar hiç konuşmasalar CHP'den İmamoğlu daha çok oyalanır. Konuşunca İmamoğlu'nun büyüsü bozuluyor. Şile'de bile, Ümraniye'de bile İmamoğlu insanları topluyor. Bir umut vaat ediyor. Ama Özgür Özel gibi adamlar konuşunca tekrar insanlar hayal kırıklığına uğruyorlar. Diyorlar ki faşizm devam ediyor. Böyle bir ahlaksızlık devam ediyor. Fatih Portakal'a özellikle değinmek istiyorum. Son zamanlarda Fatih Portakal çok saçmalamaya başladı. Saraydan aldığı emirleri, MİT'ten aldığı emirleri uygulayan bir gazeteci profili çiziyor. Hala ibret almış gibi durmuyor. Yani Cüneyt Özdemir'e baksa ibret alacak. Cüneyt Özdemir şimdi Kaliforniya'ya geçti. Her gün yayın yapıyor. Ve her yerde 300 binden fazla insanı takip ettiği kaliteli bir gazeteci. Çok samimi bir şekilde, fıtri bir şekilde hem hatıralarını da anlatıyor, görüşlerini dile getiriyor. Bütün havuz medyasından, bütün televizyonlardan fazla takip ediyor Cüneyt Özdemir. Cüneyt'i destekliyorum ve paylaştığı şeyler gerçekten değerli. Sansürün, faşizmin bütün medyada, CNN Türk'te nasıl çalıştığını anlatıyor.
sahiden Erdoğan'dan gelen emirlerle nasıl haberler istansız yapıldığını, şimdi bu adamların hiçbir şey yokmuş gibi davranıp da sanki normal gibi kendisini aparmasının bir şakallık, bir siyasi fahişelik olduğunu anlatmaya çalışıyor. Özgür Özel bunlardan bir tanesi. Hala tecavüzlerden, işkencelerden, bu Glacier çetesinin soykırım projesinden 15 Temmuz'un meydana getirdiği bir yıkımdan ders almamış bir CHP ve HDP dikkati çok çekiyor. Hala HDP de akıllanmamış. Selahattin Demirtaş savunması vardı. Hala cemaat savcılarından bahsediyor. Hepsi hapiste. Sürgünde. Hala cemaate söverek Erdoğan'a yalvarıyor. Dileniyor ki hapisten çıkarsın. HDP'lileri öldürüyorlar. Hapsediyorlar. Siverek'te gördüğünüz öldürülen aile İzol ailesinden HDP'liydi. Öldüren AK Partiliydi. AK Partili HDP'liyi öldürdüğü için aynı aileden olmasına rağmen yargılanmıyor. Yani ülkede eğer savcı ve hakim kalsaydı, bir emniyet, yargı kalsaydı, bir dava açılırdı, bir jandarma kalsaydı, o 6 tane İzol ağasının kardeşlerinin bilezik takmışlardı, yani kollarına kelepçeyi takmışlardı ve hapsi boylamışlardı. Ama gördüğünüz gibi bir yargı kalmadığı için AK Parti lehine olacak şekilde bir şakallık sergileniyor. İnsan gerçekten CHP'nin de HDP'nin de içinde bulunduğu girdabın, yani akılsızlığın, faşizmin faşizme çözülmeyeceği, faşist kalınarak insan olunacağı konusunda idrakların henüz istenen noktaya gelmediği de gösteriyor. Keşke insan olmayı başarsalar. Yani Cüneyt Özdemir kadar insan bir gazeteci olabilselerdi, acaba Fatih Portakal'ı da New York'a, Kaliforniya'ya falan tatile göndersek? Yani gazeteci olmayı, insan olmayı öğrenmesi için. Yoksa Türkiye'de kalınca MİT, Süfyan, Erdoğan falan arıyorlar, baskı yapıyorlar. Ondan sonra gerçek haberle tanışamıyorsunuz. Kumpas, fitne, fucur, şaiya, gerçekle alakası olmayan haberlerle tanışıyorsunuz. MİT muharebat devletine hoş geldiniz. Hoş geldiniz demişler de, hoş olmuyor yani bunlar. Faşizm gladyosuna ermeden can ve cananlar öldürülüyor. Can dindar Almanya'ya kaçıyor. Canan öğretmen Denizli'de kendisini başörtüsüyle asıyor. Kahrolsun soykırımcı faşistler. Biraz solcu gibi, solcu slogan gibi oldu ama ben zaten Komünist Üniversitesi'ne geçiyorum. Türkiye'nin artık katıksız bir Rus cümleti olduğu konusunda herkes hemfikirli ve herhangi bir olay bile, bir haber bile Türkiye'nin derin bir faşizme yüklendiğini ve meselenin cemaat meselesi olmadığını özetliyor. Bir İzol hadisesi bile özetlemeye yetiyor. Lakin hala kanmayan, yürekleri soğumayan CHP'liler, tenisekçiler, soykırımcılar, barbarcılar, etücüler, bilmem ne bela adamlar var. Haybiyeli bir genç hapishaneden kitap yazmış. Müebbet hapis cezası almış bir Haybiyeli. Küsmedim sana cennetim. Üstün altın diş. Silivri dizayninde müebbet alan bir Haybiyeli yiğidin kaleminden dizayına döküldü bu okunası kitap. Türkiye yayınevi diyar ve kitap yurdunda satılmaya başlamış. Haksızlığa uğradı Haybiyeliler. Müebbet aldılar ama devletlerine, milletlerine, milletine küsmediler. Destekleyelim. Bu iktidarın artık çığlığı çıkmıştır. Ve hiçbir şekilde savunulacak tarafı kalmamıştır. Diyor ki Akka Kapak'ta, bir yanım diyor ki, bırak her bir şeyleri, sabrına yenildiğin mücadeleni, alevlendirme her bir gece yeni baştan. Kurtar kendini, kendinle kanlı savaştan. Zaten gömülmüşsün çok
yorganı üstüne, çek yorganı üstüne, aklın da üşümesin kalbinin üstüne. Çocuk, delireceksin, dur, daha düşünme. Yastığı kemireceksin kanlı biçimde. Yürekten dökülmüş sözler, Hande'li Asili Türk evladının Hulusi Akar'a mektubudur bu. Sisi. Yani Erdoğan Sisi diyor ya İmamoğlu'na. Hulusi Akar Sisi'dir yani. Türkiye'nin Türk Sisi. Sisi'si sildi. Türkiye'yi sildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sildi. Bütün değerleri Hulusi Akar'a yazılmış bir mektup. Şiir. Bu şiir ben de bir flashback yaptı. Beni 1987'ye götürdü. O günlerde yazdığım şiirlere, o günlerde yazdığım kitaba götürdü. 1987'de 6 ay inzivaya çekilip böyle bir kitap yazmıştım. Elde. İlk kitabım. Şimdi Gatakulli diye 5. 6. Nüstansı'nı okuyorsunuz. Aradan kaç sene geçmiş? 32 sene geçmiş. Aynı zulümler, aynı gladyo, aynı adamlar maske değiştirerek, frame değiştirerek Halbiyelim'i üzdüler, incittiler ama küsmedi. Cennetine küsmedi. Devremde beraber atıldığım bir arkadaşım bana bu sözü söylemişti. Hiç unutmuyorum. Her karşılaştığımızda da söyler. Kurtar kendini. Kendinle kanlı savaştın. Gladio'yu mağlup edemezsin. Çok güçlüler. Seni yok ederler. Hayatını zehre çevirirler. Git hayatını yaşa. Bırak ne halleri varsa görsünler. Neme lazımcılık. O öyle yaptı. Cemaatle bağlantısını kesti. Bursları kabul etmedi. Hiçbir yardım almadan kendi bilekleriyle, bileği gücüyle okudu. Türkiye'nin en meşhur psikoloğu oldu. Profesör oldu. Öğrenciyken Ankara'da, Ankara garında tuvalet bekçiliği yaptı gece yarısı. Yazın da benim yanımda sahilde seyyar saçırık yaptı. Ayakları yana yana. Nasıl yardımcı olabilirim dedim. Hiçbir yardımı kabul etmedi. Alnının teriyle, emeğiyle, helal kazancıyla, hiç kimsenin desteği olmadan okuyacağım, yükseleceğim, zengin olacağım ve hatlerini bildireceğim dedi. O gladyoya, o zalimlere. Aradan bunca yıl geçti. Hatlerini bildirmedi. İşine gücüne baktı. Benim gibi gladyoyla savaşmayı tercih etmedi. Herkes kendi hayatını yaşar. Herkes kendi hesabını verir. Güzel bir kardeşimiz. Severim kendisini. En sevdiğim arkadaşımdır hala. Ve en güvendiğim insandır. Risale-i benden daha iyi bilir. İmam Hatip bilir. Açık bir okula. Biraz hülle yapıp İmam Hatip'ten girebiliyorduk eskiden. Evet. Ben aslında çok şey biliyorum fakat her şeyi açamıyorum. Habib Hakbaş, KKV eski polis, icraat sonrası şoförlük yapıyordu. Kullandığı çekici aracı dün tırla çarpmıştı. İstanbul Çatalca, Çanakça köyünde toprağa verilecekmiş bugün. Mesleği niye yapamadı KKV, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu cinayetler de Erdoğan'ın ve soykırım, faşizm çetesinin hesabına yazılıyor. Bunun içinde CHP'si, MHP'si de var. Yani sadece AK Parti yok, etücüler, balıcılar yok. Faşizmi devam ettiren bütün çeteye yazılıyor. Özgür Özel seni de ayağına yazılıyor. Eğer bilmek istiyorsan. Hizmet ödemenizi emniyette hatta avukat gördüğünüz insanlara anlatmayın. Metin Feyzoğlu FETÖ borsası kurdu. Bir kardeş 2 sene hapiste kalmış, yaşlı, zengin biri. Yeter artık demiş. 3 trilyonunu almışlar. 3 trilyon lira.
serbest kalmak için. Ne kadar para Metin Feyzoğlu'nun hesabına girmiş, ne kadar Erdoğan'ın hesabına girmiş. Parayı almışlar, sonra sırıtmışlar Metin'le Erdoğan. Çıkartmayalım bu ihtiyarı, orada gebersin demişler. Parasını çarptık da tutsa. Böyle bir hırsız var Türkiye'de. O yaşlı amcamız emeğiyle 50 yılda biriktirdiği bütün parayı bu hırsızlara kaptırmış. Herhalde canını da kaptıracak, öyle gözüküyor. Evet. Avukatlar hapsedildi. İnsanlar haklarını savunamıyorlar. Erdem Semih Yıldız. Bugün Ankara 22. Ağır Ceza'da sabahleyin mahkemesi vardı. Bilmiyorum ne oldu. Gördüğüm kadarıyla bu soykırmacı mı tam gaz devam ediyor. Hiçbir hız kesmediler. Yalan söylüyorlar. Çalışıp çalmışlar. Nasıl çaldıklarını 23 Haziran gecesi veya 24 Haziran sabahı öğreneceğiz anlaşılan. Herkes bir şeyler sallıyor. Kimse bir şey bilmiyor. Erdoğan 24 Haziran'da nerede olacak ona bakın. Ondan sonra anlayacaksınız Erdoğan'ın nasıl çalacağını. Biraz da gazetecilik yapın. 39 miting yapacağım dedi. Yüzü yok halkın karşısına çıkmaya. İmamoğlu çıkıyor. Bunların yüzü yok. Çıkamadılar. Kumpas. Yoktu Marmara Kumpası. Yok efendim söyleyeyim İsmail Küçükkaya İmamoğlu'la niye görüştü filan. Algı, aldatma, yalan, dolan. Yok ordu valisine it dedi. Yok öyle bir şey. Yalanlarla, dolanlarla, algılarla çalmanın altyapısını üfürüyorlar. Ondan sonra da YSK'nın seçim sandığının neticesini kabul edeceğiz diyorlar ama kabul etmiyorlar. Böyle bir beka meseleleri var. Hırsızlıktan hesap vermek istemiyorlar. Teröristler biliyorsunuz. Yani o kadar çok suçları var ki bu suçların hesabını sormaya kalksanız hepsine müebbet değil, bir tane değil. 500 tane müebbet kesmeniz gerekir. Bunu hepsi biliyor. Ne yapıyor Perinçek ortakları, FETÖ'cüler de? El altından bir şeyler yapıyorlar. Ömer Turan'la görüşüyor Doğu Perinçek. Sonra Erdoğan'a diyor, telefonla bildiriyor ki Ömer Turan'ı karşı tarafa gönderdik diyor. İmamoğlu'nun destekleri gibi gözüküyor. Bize çalışıyor. Yani troll şebekesinden kesinlikle tek kelimesine inanmayın. İtimat etmeyin. Aynı Devlet Bahçeli gibi hepsi aynı gemideler. Ve hiçbir değişiklik yok. Hiç zero yani. Ömer Emin Ağol da bu çapulculardan bir tanesi. Yani kardeşim sen de CHP'li faşist Özgür Özel gibi AK Parti jargonuyla, Süfyan jargonuyla, FETÖ jargonuyla abat olacağını zanneden zavallılardan birisin yani. Yarsal'ın eski başkanı ne zaman insan olacaksınız? Ne zaman? Demokrat ülkücüler bak MHP'den, Bahçeli'den ayrıldılar ve İmamoğlu'na oy vereceklerini dün açıkça kamuoyuna duyurdular ve Süfyan gemisinden indiler. Yalnız bıraktılar Erdoğan'ı. Ne halleri varsa görsünler. Bahçeli'yi bıraktılar. Bahçeli köpeğin teki. MHP'yi bitirmiş bir adam. Erdoğan'a destek veren gizli ve açık destek veren bütün şerefsizler aynı gemideler. Büyük Birlik Partisi'ni esir almış durumda Erdoğan. Menzil Şeyhi'ni esir almış ama ahlaksız fetvayla destek veriyor hala. Binali'ye kafir diyor ama oy vereceksiniz diyor. İmamoğlu da kafir diyor. On iki kafir arasında tercih yapın diyor. AK Parti'ye adayı verirseniz cennete gidersiniz, İmamoğlu'na verirseniz cehenneme gidersiniz diyor. Nasıl batırdınız Menzil tarikatını? Nasıl bir belaya, suça, teröre batırdınız da Menzil Şeyhi Abdülbaki Erol böyle fetva veriyor Erdoğan. Cübbeli Ahmet Hoca ayrı bir film. Onu anlatmaya saatler yetmez. Nakşileri nasıl batırdınız? Nasıl kirlettiniz? Hangi suçlara bulaştırdınız? Tek tek izah edeyim mi? Kaderi tarikatını nasıl batırdınız? Tencereci Haydar Baş'la Necati Şaşmaz arasında kalmış bir Kadir tarikatı mı olur? Söyler misiniz bana? Koskoca Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni
ne hale düşürdünüz Türkiye'de? Rufayları nasıl batırdınız? Erenköyleri nasıl batırdınız? Aziz Mahmut Hüdavi nasıl batırdınız? Nurcuları nasıl kirlettiniz, nasıl batırdınız? MİT rejimi bütün tarikat ve cemaatlerin içine sızıp yozlaştırdı, tarihe utançla geçecek zulümlere imzasını atıyor. Bugün bir utanç günüydü. Bugün aynı zamanda dünya uluslararası mülteciler günüydü. İnsanları mülteci duruma düşürdünüz. Uygur Türklerine uygulanan zulmü araştırmak için Ömer Faruk Gergerlioğlu önerge verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kalmışsa eğer. Dalga geçiyorsunuz. AK Parti MHP red oyu vermiş. HDP, İYİ Parti, CHP kabul oyu vermiş. Önerge AK Parti ve MHP oylarından red edilmiş durumda. Yani Doğu Türkistan'da yıllardır sömürdüğünüz Doğu Türkistan meselesinde 10 bin tane terörist değiştirdiğiniz, Suriye'de savaşmaya gönderip de El-Kaideci yaptığınız, 50'den fazla Doğu Türkistan'ın derneği de batırdınız. Bunlar eskiden laikti, bir kısmı sekülerdi. Ben tanırım. Muhammed Pekin bakardı, rahmetlik oldu. Ondan sonra Ahat Anlıcan bakardı eskiden. Ne hale getirdi Perinçek ve Erdoğan? El-Kaideci teröristler yetiştirdiniz. Şimdi de satıyorsunuz. Araştırılmasını dahi Çin'e zarar vermek istemiyorsunuz. Çünkü Rusya, Çin, İran eksenine kaydınız. Sizi kaydırdılar böyle. Amerika şimdi hasımları, düşmanları ilgili ambargo kabul etti. Çin'i de Çin aldı. Kuzey Kore'yi aldı. İran ve Rusya. Bu kamptasınız. Yani kovulmuşlar. Amerika'nın düşmanları, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin düşmanları kampındasınız. Ve ekonomik ambargo çok sert uygulanacak. Elinizdeki dolarlar bir anda çöp olacak. Sıfırlanacaksınız. Ekonomiyi batırmaya değer mi? Erdoğan'a destek vermeye değer mi? Derin devlet bunu kendisine sorsun bakalım daha. Değer mi? Türkiye'yi bu kadar batırmaya değer mi? Eğer bir vatanseverlik, milliyetçilik varsa Devlet Bahçeli çıksın, tövbe istiğfar etsin kamuoyunda. İmamoğlu'na destek versin. Eğer bugün de vermeyecekse gitsin kendisini köprüden aşağı atsın kardeşim. Yani böyle bir opsiyon da var. Ben diğerler için de aynı şeyi söylüyorum. Utanç günü üstüne. Firavun kafirdi. Zulmü de şiddetliydi ama sizin kadar zulmetmedi. O erkek çocuklarını öldürsün diye emir vermişti. Sizin gibi münafıklar kadınları, bebeleri, dirileri de kelepçe takıp hapsetti, öldürüyor. Hastaları öldürüyor. Siz Firavun'dan daha beter bir kadın yurksunuz. İsrailoğullarından daha beter ahlaksızsınız. Firavun sülalesi Sudan'da yaşar, Mısır'da yaşamaz. Bilenin aksine Ömer Beşir, Firavun ailesinden çıkmış Müslüman gözüken bir diktatördü. Erdoğan'ın kankası şu anda hapiste. Yani Firavunlarla işbirliği yapan sadece mafyalar değil, global bir terörist ülkeyi yönetiyor. İyi dinleyin Bahçeli. HDP'lilere yapılan zulmü görmüyorsun. Uygur Türklerine yapılan zulmü görmüyorsun. Hizmet insanlarına yapılan soykırımı görmüyorsun. Tecavüz oluyor insanlar, çocuklar, kadınlar görmüyorsun. Cüphe gündüz. Bir otobüsten kadın kaçırıyorlar. Plakası belli, şeyi belli. Görmüyorsunuz. Siz neyi göreceksiniz? Nasıl bir körsünüz? Nasıl bir parti pırtısınız siz? Bebekler hapiste, 743 bebek, hamile kadınlar, doğusa kadınlar hapiste, hala da atıyorlar içeri. Ne suçları var bu masum insanların? Öyle değil mi? Canan öğretmen, yalnız kaldım, şeytanlaştırıldım. Tüm mağdurlar aynı durumda aslında. Birbirinizin
halini hatırını bari sorun. Herkes yakın bir arkadaş çevresi, güvendiği samimi bir arkadaş çevresi oluştursun. Bu devirde ana, baba, akraba falan yok. Sizin gerçek dostunuz, gerçek kardeşiniz, sizi kötü günde arayan, soran, sizle selamlaşan, bir telefonla olsun, bir merhaba diyen insandır. Bu kara gündeki dostlarınızı unutmayın. Sonra iyi günlerinizde hatırlarsınız. İyi gün dostu lazım değil yani. Onlara mesafe koyarsınız. FETÖ sakızı bozanlığı yapan bütün faşistler ahlaksızdır. Gazetecilik yapmıyorlar. Bir arkadaşımız Hulusi Akar için Mısır huruf yazısıyla bir yazı koymuş. Yani Sisi'nin kim olduğunu anlatmak için. Demiş ki, bir Sisi de sizin burnunuzun dibinde, haberiniz yok gibi davranıyorsunuz demiş. Erdoğan'a mesaj göndermiş. Hiç anlamıyor diye Arapça. Safiye Bebek 28. gün oldu hapiste. En genç bebek. Aksaray'da Gökhan Özbek paylaşmış. Ankara Mersin istikametinde villa turizm otobüsünde bulunan Kadriye Çavuş saat 16.30'da bugün 06 BFC 47 plakalı araç tarafından içindeki kişiler tarafından kaçırılmış. Sürüye sürüye arabaya koyuyor. Videoya bakıyorum. İmdat çığlatıyor bir kadın. Hiç kimse yardımcı olmuyor. Hiç kimse polisi, jandarmayı aramıyor. Araç da belli. Yani bir kadını böyle götürüyorlar. Kadriye. Nerede bu kadın? Kim götürüyor? Kadriye Çavuş nerede? Erdoğan'ın büyük suç örgütü yargıdan kurtulmak için her türlü şerefsizliği yapıyor. Çıkardıkları 2014 MİT yasası Abdullah Gül tarafından onaylanmıştı ve Abdullah Gül ve bütün AK Partiler o gün bitmişti zaten. İnsanlıkları bitmişti. Çünkü MİT mensuplarına, MİT muhbirlerine, gambazcılarına ve kışkırtan, tuşa azmettirenlere yargılanmama hakkı verilmişti. Mehmet Baransu bunu yazdığında bu büyük bir olay diye gündeme getirdiğinde insanlar bunu yeterince idrak edemedi. Nereye gidecek bu diye. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve üyeleri bu yasayı onayladılar. CHP'nin zet için götürdüğü şeyi reddettiler. İtirazı reddettiler. Yasalar, hukuk, anayasa bitti. Yani MİT'e suç işleme özgürlüğü, işkence yapma, soykırım yapma özgürlüğü verildiği gün darbe olmuştu. Değişen MİT yasası soykırımı, faşizmi legal hale getirmişti. Yani bu soykırım rejimi 2014 senesinde Anayasa Mahkemesi'nden onay almıştı. Noter olan, 2014'te noter olan Abdullah Gül'den onay almıştı. Evet abi. Stop talking diyor. Kapıyı kapat, gelme buraya. Sesim yukarı geliyor mu? Sadi. Olayı. Okay, thank you. Ama ben üzülüyorum bak. Böyle yap. Sen bunun altına girince bizim yayın çok uzun sürmüyor. Sadi geldi. Bay Kaynak yıllar önce Mehmet Ali Bülent'e verdiği bir röportajda ve Cüneyt Özdemir'e verdiği röportajda MİT'in nasıl çalıştığını anlatıyor. MİT'e çalışan gammazcı muhbirler ve kışkırtıcı ajanlar yargılanır ama haber alan MİT elemanları yargılanmazlar. Haber alan MİT elemanları çünkü kadrolu elemandır. Devlet Bahçeli gibi, işte Fatih Altaylı gibi, Rüşen Çakır gibi, Cem Küçük gibi, Fuat Uğur gibi bunlar yargılanmazlar. Kendilerinden tutmayınlar. Haber almak için sızmışlardır. Cemaatlerin içinde, tarikatların içinde, partilerin içinde böyle MİT'in kadrolu, maaşlı
elemanları vardır. AK Parti'de çok sayıda var yani. AK Parti'nin neredeyse kadrolu eleman sayısında patlama oldu MİT'te. Nuh Yılmaz başta olmak üzere. Bir de eskiden MİT'in şöyle bir yapısı vardı. Muhbir, gammacı olarak para karşılığı. Yani muhbir gidiyordu, bilgi alıyordu. Mafyanın içine adam sokmuş mesela, gidiyor. Veya tarikatın içine adam sokmuş. Para karşılığı bir ilişki MİT elemanı değildi. Muhbirlik ilişkisi vardı. AK Parti zamanında bu patladı. Yani AK Parti'nin bütün teşkilatları muhbir olarak kullanmaya başladı. MİT teşkilatı birdenbire yani 13 milyon üyeye sahip oldu. Yani 4 milyon insan gammazlamış işte FETÖ'cü şudur budur diye. Çok iyi çalışmışlar yani. MİT büyümüş. Ülkede çok genişlemiş. Muhbir ağını maaş vermeden az ücretle istihbarat topları hale gelmiş. Bunlar yargılanıyor. Çünkü gammacılar MİT elemanı değil. Yasaya girmiyor. Yani MİT yasasının içinde sayılmıyorlar. Kadrolu personel değiller yani. Bir de MİT'in suça azmettiren kışkırtıcı elemanları var. Doğu Perinçek gibi, efendime söyleyeyim, medyada görüyorsunuz yani kışkırtıcı eleman. Fitne fucur çıkartıyor. Kullanılıyor. İşte Fatih Portakal'a dosya gönderiyor servis. Diyor ki kışkırt, provoke et diyor. Böyle parti içinde ve gazeteciler içinde elemanları var. Onlar da suça azmettikleri için suçlular. MİT'in yasası içine girmiyorlar. Çünkü MİT personeli değiller. Kimisi değişik gerekçelerle bunu yapıyor. Vatan millet Sakarya. Kimisi ideolojik gerekçelerle. Kimisi intikam almak için. Kimisi işte oh olsun demek için. Değişik gerekçelerle, motivasyonlarla. Kimisi de para karşılığı kışkırtma, provokasyon yapıyor. Devlete çalıştığını zannediyor. Doğu Perinçek gibi. Ve suçlu tabii. Çünkü kışkırtıcı ajanlar suçludur. MİT yasası içinde korunmuyorlar. Yani her zaman yargılanabilir. Kadrolu eleman olamamışlar. Onlar haber alan değil, provokasyon yapan, kışkırtan, işte Abdurrahman Dilipak gibi sürekli kışkırtan bir eleman. MİT kadrolu elemanı değil. Ama her zaman kullanılan, kullanışlı bir salak. Doğu Perinçek gibi yani. Bu tip elemanlar işte Mehmet Ali Ağca gibi, işte Haluk Kırcı gibi, Abdullah Çaplı MİT elemanı olmuştu. O kadroluydu. Herkes bilir bunu. Kadrolu eleman olduğu için Mehmet Ağa'da bağlı çalışan, herkesle görüşen biriydi. İşte Mahmut Yıldırım, kadrolu eleman. Kimse suç tanını yargılamıyor. O kadar leşi var, işkenceleri var. Hepsinin videosunu çekmiş. Bütün suçlarını bile gelmiş. Abdullah Gülçetin, tetikçi, bombacı. Kimse yargılayamıyor. Hapse girip çıkartıyorlar, pasaport değiştiriyorlar, kimlik değiştiriyorlar filan, koruyorlar. Çünkü böyle kirli adamlara MİT'in ihtiyacı var. Kimisi katil olacak, tetikçi, kimisi işkence yapacak. Bu kadrolular yargılanamıyor, kadrosuzlar var. Zaten mesele şimdi kadrosuzlarda. Şimdi işkence yapanların büyük çoğunluğu kadrosuz. Yani kadrolu olanlar ön plana çıkmıyor. Sadece yönlendirme yapıyor. Kendi isimlerini kirletmiyor. Bu kullanılan salaklar, Ömer Turan gibi adamlar, yani kışkırtıcı ajan olarak, troll olarak, troll olusu olarak, işkence yapanlar, tecavüz edenler, bunların hepsi yargılanacak. Ali Türkşen, emekli albay. Sen emekli olmuşsun, işkence yapıyorsun, job sokuyorsun. Sen yargılanacaksın. Çünkü suça karışmışsın. Suça azmettiren, yani haber alan elemanlar, bilgi toplayanlar, devlete çalıştıklarını iddia eder. Çetin Akyol gibi, yani şu İmamoğlu'nun kitabını yazan benim çocukluk arkadaşım gibi, harbeden FETÖ'cü diye atılmıştır. Ondan sonra devletin MİT kurumlarına, müdürlüğüne de konmuştur. Keyfi yerindedir. Şahin'i içer, fitne fucu çıkartır. Geçenlerde konuştuk. Kanada maaşlarımız çok iyi dedi. MİT dedi, çok kullandığı adamları, böyle duayen adamları Kanada'ya tatile gönderiyor. Amerika, Kanada tatil yerleri. 10 bin dolar maaş. Dönüşte de emekli olacaklar artık. Yüksek emekli olabilmek için Kanada'da tatil yapmaya geliyorlar. Ben de geleceğim dedi.
Gel dedim ama senin canını okurum buraya gelirsen. Ben rezek yapıyorum böyle şeyleri, duayenleri falan. Ama katillik yaparsanız yakalarız kanalda. Amerika'da kanalda rahat durun. Yok dedi, biz orada tatil yapmaya geliyoruz. Yüksek emekli olacağız. Böyle adamlar yani. Bu İmam'ın Olsu kitabını yazan var ya, o yani. İşte Vatikan'ın Gülü kitabı, işte bu Metastas kitabının yazarı. Gerçek yazar başka. O Barış Terkoğlu, işte Soner Yalçın değil yani. Nedim Şener gibi salaklar kendisinden atıyor. Bunlar kullanılan şeylerdir, muhbirlerdir, provokatörlerdir, kadrolu değillerdir, her zaman yargılanabilirler yani. Arkadaş diyor, gel Ankara'ya çayımızı iç diyor, yeni mahallede artık oturmuyoruz diyor. Çok güzel mitim diyor, sarayları var, şeyleri var diyor, keyfimiz yerinde diyor, çaylar beleş diyor. Arkadaş benimle dalga geçiyor. Yani durum bu ülkede. Gerçeğin ne olduğunu öğrendim de. Ondan sonra Marmara'mış, yok Marmara satılmış. Cem Küçük diyor, o mültezelleri yargılayacağız. Yargılayacağız diyor. Ne oldu Marmara? Hı? Aradan 10 sene geçti. 10 sene içinde tamamen 180 derece döndüler. 360 derece döneceklerdi de bu arkadaşların dansosluk kabiliyetine ben hayranım gerçekten. İbrahim Kalın'a 2010 yılında demiştim, buraya geldiğimde. Bana diyor, hocam diyor, hocamız diyor, Fethullah Gülen hocamız niye Amerika Gazetesi'ne işte bizi şikayet ediyor? İsrail otoritesinden izin aldılar, ne demek yani? Ondan sonra dedim, İsrail aptallık denizinde yüzebilir, siz de aptal mısınız? 9 tane vatandaşımızın ölümüne yol açtınız. 20 milyon dolar aldınız, onu cukkuya indirdiniz. Mağdurlara vermediniz, onlar da mahkemeye verdiler. Parayı, garipleri, ölenleri vermediler. Onu da cebine koydu Erdoğan. Ondan sonra tepe tepe kullandılar. Bülent Yıldırım, Abdurrahman Dilipak. Yargılanacak adamlar. Mavi Marmara'nın komor bayrağı taşıyordu. Ve gemiden inen AK Partililer var. Gemiye bilenler var. Provokatör kim? Abdurrahman Dilipak, Bülent Yıldırım. İHA'nın şeyi, başkanı, Karslı. Ermeni kökenlidir kendisi. Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ben pek sanmıyorum ama Cem Küçük bunları mı arıyor yargılayacak? Şimdi İsrail'de işbirliği yapmışlar anlaşılan. İsrail bunlara tükürdüklerini yalatmış. Şimdi de İsrail hesap soruyor. Marmara'nın hesabını soruyor. Demek ki çok güçsüz bir hale düşmüşler. Kucaklarına düşmüşler Cem Küçükler. Ondan sonra Mavi Marmara'yı bilen gariban, kanladıkları insanlardan hesap sorma noktasına gelmişler. Böyle bir ülkede tabii muz cümleti oluyor. Hırsızlar, talancılar, tedavücüler, tacizciler, hayvan çocuk doğa düşmanları, din simsarları, bezirganları, yani din bezirganlığı yapanlar ne oluyor? Özgür oluyor, iktidarda oluyor ama tiyatro oyuncusu, Nazlı, Masatçı, hesabına kondu. Gün. Adaletiniz basın. Güzel insanlar hapse gönderiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani düşünün, daha yayının başındayım. Nereye geldik yani? 38 dakika olmuş. Yani keşke bu yayınları 10'ar dakikalık videolar halinde atabilsem. Şu kamera çalışmadı yani. Çok fazla ısrar edince de hepsi birden çalışmıyor. Olur böyle vakalar. Türk polisi artık yakalamıyor. Biz yerimize devam edelim. 40. dakikaya geldik. Can sıkılan varsa ayrılabilir. Bir nevi seçim öncesi kendi görüşlerimi dile getiriyorum. Bireysel görüşlerim. Biliyorsunuz ben bireysel görüşlerimi dile getirsem bir gazeteciyim. Aynı Cüneyt Özdemir gibi. Selma Betül, ailesinin ihtiyacı olduğu bir yaşta, evinde değil, cezaevinde, masum, temiz ve çok küçük yaşta, babası ve annesi tutuklu. Bu güzel gözlü, güzel kızımızı kurtaracak, Selma Betül'ü kurtaracak
bir iktidar lazım, bir devlet lazım. O devlet Türkiye'de yok. Sen gönlümüzde açan güzel bir gülsün. Işıltılar saçsın, gülsün nur yüzün. İmanla, sabırla dolsun yüreğin, edep doğruluk mizacınız olsun. Rabbim yar, yoldaş ve yardımcın olsun. İyilikte, hayırda rehber olasın. Sağlıkla, afiyetle ömür süresin. Hatırlı hikmetli hanım olasın. Annenden, babandan hep dua alasın. Merva cennetlerine nail olasın demiş. Dedem Mehmet. Evet. 28 Eylül'de, 2017'de yazmış bu güzel Betül'e şiirini dinlesin. Maalesef cezaevinde böyle bebeklerimiz var ve neden konuştuğumuzu soruyorlar. Bu bebeklerimizin geleceğini düşünerek konuşuyoruz. Çocuklarımızın geleceğini düşünerek konuşuyoruz. Mehmet Efe Çaman hocamız güzel yazılar yazıyor neredeyse her gün ve diyor ki siz çocuklarınızın yüzüne bakabilecek misiniz? Şöyle geçmişe dönüp baktığınızda. İleride çocuklarınız sizden hesap soracak. Ben çocuklarıma hesap verebileceğim. Ama siz çocuklarınızın yüzüne bakamayacaksınız. Diyor. Bari bu şekilde utandıralım. İnsafa getirelim diye. Yazılar yazıyor. Gördüğüm kadarıyla hiçbir vicdanları, insanlıkları yok. Çocukların yüzlerine bakamayacaklar. Onların çocukları babalarının, annelerinin yüzüne tükürecek. Buna %100 eminim. Pek çok şu anda da tükürüyorlar zaten. Ve gömecekler yani onları tamamen mezara ve tarihe. Bir kardeşimizin tweet hoşuma gitti. Çok sevdiğimi iddia ettiğim kardeşim dediğim hapisteki arkadaşım bugün çıksa sorsa kaç gece kalkıp dua ettin benim için diye. Yüzümü öne eğeceksem nerede kaldı kardeşlerimiz? Yazık bana, ızdırapsızlık herhalde en büyük imtihanımız demiş. Bu kardeşimizin tweet'i günün tweet'iydi dün. Gerçekten bize düşen görev, elimizden gelen duayı, yardımı, muameleti göstermek. Ben gazeteciyim, elimden konuşmak geliyor, duyurmak geliyor. İstihbarat konusunda iyiyim. Bir nevi istihbarat şefliği yapıyorum diğer gazetecilere. Benim verdiğim bilgiler sağlamdır, bilir gazeteciler. Onlar genişletiyorlar. Erdoğan sağ gösterip sol vuruyor. Ben de hem sağ hem sol vuruyorum. Sosyalerde girdim yani böyle. Şimdi Erdoğan'ın nasıl çalıştığı konusunda bilgi veriyorum. Erdoğan en yakın danışmanlarına bile söylemez. Ne yapacağını, nasıl çalacağını böyle büyük olaylarda. İbrahim Kalın 2011'de aramıştım. Bu daha önce anlatmıştım. Bütün Diyanet'te müftülere, köylere göndermek kararnamesini Bekir Bozdağ imzalayınca Türkiye dedim, bir arayayım bakayım ne halt diyorlar diye. İbrahim Kalın bilir, Erdoğan'a en yakın adam diye. Dedi ki, Faruk İsrail'e gidiyorum, havalimanındayım. Ne var? Çok önemli bir meselem var. Var dedim. 25 yıllık, 30 yıllık müftüleri niye köylere kaydediyorsunuz? Adam emekli olacak zaten. Yani İmam Hatip'ten yeni mezunlar köylere imam olarak gönderilir. 25 yıllık müftülük yapmış tecrübeli bir insan böyle tenzili rütbeyle cezalandırılmaz. Sonra tasfiye ediyorsunuz. Bu kararın altında kimin imzası var dedim. Bekir Bozdağ'ın imzası var dedi. Peki Erdoğan biliyorum dedim. Tabii dedi, beraber yaptılar dedi. Sen biliyor musun dedim, ben biliyorum dedi. Peki niye engel olmuyorsun? Sen orada şey misin, bostan korkulu musun? Baş danışman diye geziyorsun. Ondan sonra ağzına gideni söyledim tabii. Alanya müftüsü için referansta bulundum. Ben karışmıyorum, referans vermem dedi. Şu anda dedi, İsrail uçağına Tilavra'ya gitmek üzereyim. Niye Tilavra'ya gidiyorsun sen dedim. Ne var İsrail'de? Sırf bu İsrail'e gidiyorsunuz. Vallahi bilmiyorum dedi. Erdoğan dedi, benim çantası gibi gezdiriyor, karısı gibi gezdiriyor. 20 saat bazen çalışıyoruz dedi. Eve gidemiyorum uyumaya. Kırıma yatamıyorum dedi. Ben dedim sana Erdoğan'ın danışmanı ol diye. Yani profesör adamsın. Bilkent'te ders ver, Amerika'da ders ver.
Bırak bu işi. 2011'de ben sözümü söylemişim İbrahim Kalın'a. Ondan sonra suça, günaha karışacaksın, kirleneceksin, kendine yazık edeceksin. Hem dedim, İsrail'e gidiyorsun, dış politikaya bakıyorsun, kamu diplomasına bakıyorsun, niye gittiğini bilmiyorsun. Böyle gezi mi olur yurt dışı gezisi? Erdoğan böyle telefon yapıyor. Ben seni arayacağım demiş, sen oradan bana bir alo de. Böyle bir devlet yönetimi var. Siz diyorsunuz ki İstanbul'u nasıl çalınacağını gazeteciler, şunlar bunlar biliyor. Kimse bilmiyor. Erdoğan çalar, ben yaptım, oldu bitti der. Siz seçim var zannediyorsunuz. Ülkede seçim falan yok. Şov, tiyatro oynatıyor adam. İbrahim Kalın kaç defa dövmüştür? Bırak diyorum. Yani dayak yiyorsun. Sen babandan dayak yemedin ya. Şevket abiden dayak yemedin. Babası sarhoştu İbrahim Kalın'ı. Yani uzun boylu yapılı bir adam. Yani Erdoğan sana dayak atıyor. Babanın atmadığı dayaklar atıyor. Ağır sözleri söylüyor. Niye içine sindiriyorsun? Senin gibi entelektüel bir adam. Yani biz zamanla sözümüzü söyledik yani bu adamlara. Yazık. Ondan sonra İsrail'e pişirdiği işleri, İsrail Yordilobus'ta pişirdiği işleri biliyor İbrahim Kalın. Karı kıtı, Ömer Çelik gibi. Siz tabii neler döndüğünü bilmiyorsunuz. Gazeteciler tahmin yürütüyorlar. Yani herkes kendi kafasından bir işlenmesinden tahmin yürütüyor. Sallayan sallayana. İstanbul'u vermez adam. En büyük hırsızlık kasası. Ülkenin %70 parası İstanbul'da. Bahane uydurur. Ordu valisi seçimden sonra şikayetçi olacakmış ittirdik diye. İmamoğlu ittirmemiştir. İmamoğlu gibi bir adam bir valiye ittirmez. Yani bu da kadar ekranda yansıdı ama kimin umurunda yani. Edirne'ye koyduğu Selo'yu İmamoğlu'nda kurar, Hakkari'ye bakalım. Ondan sonra seçmen kitlesi İmamoğlu'nun arkasındakiler de Hakkari'ye gidemezler. Bir de öyle bir çile başlar Türkiye'de. Bu adam Erdoğan kafası böyle çalışıyor. Ondan sonra bir de onları ezer. Reis çalmayı bilir, işini bilir diye seçmen kitlesi çok rahatlar yani. CHP'li Özgür Özel de gerizekalı, hala aklı başında biri değil galiba. FETÖ yaptı diye süperyanizm jargonu, AKP jargonu kullanıyor. Bu Marmara kumpasını tam bir FETÖ işiymiş. Bu adam saydan gerizekalı mı? Yoksa anlama özürlüsü mü? Bir de diyor tek oy bile önemli diye tweet atıyor. Yani İmamoğlu'nun kazandığı bütün oyları bu adam çöpe atıyor. Ondan sonra tek bir oy bile önemli diyor. Yani süperyanizm generalleri herhalde arıyor bu adamı, faşistler. Şeytanlaştırma emri veriyorlar. Şimdi bireysel faşist olsa, yani genetiğinde faşizm varsa zaten bir general arayınca bu adamlar böyle nasıl konuşur biliyor musunuz? Böyle korkuyla. Bir general bu adamı arayacak da şunu yaptığını yapacak, bu adam yapmayacak yani. Bu Fatih Altaylısından tut Fatih Portakalı'na kadar mum gibi olurlar. Gelin seyrek de öyle. Ben Ankara'da, Mesafirma'da bunların nasıl konuştuğunu gördüm askerlerde. İt gibiler. Filo köpeği gibiler yanlarında. Yani Özgür Özel de Çevik Gül'ü aramıştır. Demiştir ki FETÖ nefretini devam ettireceksiniz. Bu kumpası da FETÖ'nün üstüne atın. Erdoğan'ın baş danışmanı Çevik Gül. AK Parti'nin kurucusu yani. Mason çetenin şeyi. Yani ondan sonra da Fatih Portakal'da size bak Türk yoğun fiyatlarında Emine Erdoğan nasıl ağlıyor diye video gösterir. Ondan sonra da FETÖ yaptı diye sizi aldatmaya çalışır. 26 milyar dolar çalmış Binali Yıldırım. Erkan Tufan güzel bir haber hazırladı. Herkes milyon dolar zannediyor. 26 milyar dolar çalmış Binali Yıldırım ve ailesi. Şimdi bu parayı nasıl çaldığı konusunda yargılanması gerekiyor. Yani
İstanbul'a aday olması gerekmiyor. Yargılanması ve bu paranın ondan alınıp hazineye konması gerekiyor. Türkiye'nin üçüncü büyük hırsızı Binali Yıldırım. Birinci Erdoğan, ikinci Melik Gökçek, üçüncü Binali Yıldırım. Onun gibi 40 haramileri var Erdoğan'ın, çok milyarder seviyesinde, milyar dolar civarında çalmış. Bir de 40 bin haramileri var, milyon dolar seviyesinde çalmış. Bir de 200 bin toplam karunu var, bunlar da diğer hırsızlara yetişmeye çalışıyor. Böyle bir piramit sistemi var yani hırsızlıkta. Buyurun, nasıl yargılayacaksanız yargılayın. 17-25 Aralık kapatılmasaydı hırsızlık bu noktaya gelmezdi. Yani CHP, MHP bu kadar ahlaksız olmasaydı 17-25 Aralık operasyonunu yapan polislere, devletin memurlarına kötü deyip de şeytanlaştırmasaydı 6 yıldır hapiste tutulan bu insanlara ceza kesilirken sesini çıkarsaydı, yeni kapıya koşmasaydı, bu faşizme, bu soykırıma, bu soyguna katılmasaydı yüzü olabilirdi. Yani bir politika yapabilirdi, bundan büyük bir kazanç elde edebilirdi. Şimdi Cüneyt Özdemir daha saygın biri onlara göre. İnsanlar onu dinliyorlar. Fatih Portakal gibi, İsmail Küçükkaya gibi artık devrini tamamlamış, genç yaşta resmen emekli olmuş, hala gazeteciyim zanneden kendini, öksürerek talimat veren böyle distopik kitaplarda yer alacak yani diskurslarla Pontusçular, teröristler, yok şunlar bunlar gibi ahmak ahmak söylemlerle faşist, ırkçı, ötekileştiren nefret cümleleriyle hiçbir bir yere varmaz. Selahattin Demirtaş da varmaz. Eğer Selahattin Demirtaş Kürt milletçiliğiyle bir yere varacaksa varırdı. Varamadı. CHP de varamaz, MHP de varamaz. Bakın, bir hafıza araya koyayım. Biliyorsunuz ben gazeteciyim ve her gittiğim yerde gazete çıkartmışım. Mide çıkartmışım. Yani One Man Show. French Show'u yakında seyredeceksiniz. İngilizce'de başlayacağım. Yok o kadar haber kanalı. French Show. Frank değil. Sonra bana da gavur demişsin bunun adamlar. French Show yapınca. İngilizce anlamaz bunlar. İngilizce anlayanlar da güler herhalde. Toronto'da esnaf azdı. Benim Kanada'ya geldiğimde toplam bütün Kanada 5000 kişi yaşıyordu. Sük olarak. Bunların çoğu da Raik Kemalist Atatürkçü insanlardı. İş yeri yoktu. Sayılı avukat, doktor Türk vardı. Sayılı dişçi vardı. Bir tane restoran bile ancak bir iki tane vardı. Bir tane de Türk marketi vardı. Hepsi, bütün Kanada. Kebekli'de bir tane Türk marketi. Aynı maçta İstanbul. Bir de TRT'çilerin çıkardığı gazeteler. Bu kadar. Şu anda Türk sayısı 150 bini geçti. 50 binde Azerbaycan filan sayarsan Türk sayısı 250 bin filan var. Özbek, Kazak, Kırgız hepsini topla. Büyük bir şey, kitle var. 250 bin kişilik Kanada. Hiç kimse gazete çıkartmazken biz Zaman Gazetesi 500 tane abone dağıtıyorduk. Ki ben Kanada zamanın başına geldim yani. Toronto'ya. Nasıl geldim diye soruyorlar. Ben gazeteciyim. Toronto mağduruyum. Ve Kanada zamanın müdürü olarak geldim. Ben müdürlüğü sevmem biliyorsunuz. Sonra Sunrise diye bir lokal gazete çıkartayım diye bir sene sonra gazete çıkartmaya başladım. Reklam alıyorum. Bedava çıkartıyorum. Bedava da atıyorum. Reklam almaya başladım. Türkiye'den gelenler esnaflar işte bakkal dükkanı açmaya başladı. Kasa başladı. Küçük esnaf. Yok çerezci, menezci. Araba tamircisi, diş doktoru, avukat. Elimizdeki malzeme bu. Benim 3000-4000 dolar reklam toplamam lazım ki bedava yayın çıkartayım. 3000-5000 baskılı. Ve bedava adreslerine göndereyim. Bunu yaptık. Çok az bir imkan olmasına rağmen. Bir tane İstanbullu kasap Kürt Alevi bir aile vardı.
6 kardeş gelmişlerdi. Hepsi de esnaf. Hepsi de, kimisi de restoran, kimisi kasap, kimisi çiftlik, celepçilik. Hepsi birlikte işlere girdiler. İngilizceleri olmasına rağmen esnaf adamlar. Çocuklar okudu, İngilizce öğrendi filan. Ailenin ismini söylemeyeceğim. Kürt kendisine. Kürt yani. Kürtçe de bilmiyorlar. Ben yardımcı oluyorum. Her dükkan açtıklarında reklamlarını yapıyorum. Her haftada ziyaretlerine gidiyorum. Hem yemeklerini yiyorum, hem reklam paralarını topluyorum, hem gazete götürüyorum. Bir sürü ilişkilerimiz var. Hem de referans oluyorum arkadaşlara. Helal kesim et satsınlar diye. Müslümanlar İngilizce geri olsun. Neyse, bir restorantayım. O aileden bir kardeşin restorantındayım. Müşteriler Kürt. Kürdistan'dan gelmişler. Kimisi Irak'tan gelmiş, kimisi Türkiye'den gelmiş. Kimisi Diyarbakırlı, ben Kürdistan'dan geldim diyor. Türkiye'den geldim demiyor. Şeyden, Barzani bölgesine gelen de ben Kürdistan'dan geldim diyor. Türkiye'den gelen de ben Kürdistan'dan geldim diyor. Bunlar yemek yiyorlardı. Ben de bunların konuşmalarına kulak misafir oldum. Arkadaş da yani Faruk Bey dedi, tatlı benden olsun dedi, bak nasıl olmuş. Otur arkadaşlarla muhabbet et biraz dedi. Bunlar Kürdistan'dan yeni geldiler. İyi dedim. Gereç tatlı, oturdum yanlarına. Muhabbet şu, arkadaşlar biri diyor ki, Hazreti Nuh Kürt'tü diyor. Öbürü diyor ki, Hazreti İbrahim Kürt'tü, anlaşamamışlar. Bu ikisi. Bana görüşünü sordular. Dedim, siz yanlış biliyorsunuz. Hazreti Adem de Kürt'tü. Hazreti Adem de Kürt olunca, herkes Kürt olmuş oluyor bütün dünyada. Sorun çözümlenmiş oluyor. Yani faşizmin, ırkçılığın varacağı nokta burasıdır. Selahattin Demirtaş ve faşist Türk devleti. Siz aşırı Türk milletçiliği yaparsanız bu Türk kardeşlerimiz de Hazreti Adem'i, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Nuh'u, Peygamber Efendimiz'i dair Kürt yaparlar. Öyle yaptılar zaten. O noktaya getirdiler. Yani faşizmin sonu yoktur. Bu nedenle bu Kürt kardeşlerimiz için kitap yazayım dedim. Kürdistan'ın tarihi. 2013'te kitap yazdım. Çünkü kimse yazmamış kardeşim. Benim yazdığım kitabı ders kitabı olarak okutuyorlar Kürdistan'da. Ya sağlam yazarım ben kitap yazdım. Kaynaklı yazarım. Arkadaşlar yoksa Hazreti Adem'de Kürt yapacaklar. Yani insaf diye bir şey var yani. Böyle ırka dayalı milliyetçilik, ırkçılık, yani faşistlik hiç kimseyi avat etmez. Eğer siz bir Osmanlı mirasında yaşıyorsunuz, çok kültürlü bir ülke kurmak istiyorsanız, Kanada'ya örnek alın. Yani bakın, yani boz kurtlar, ben kurtları severim. Bunu Kızılderililerden aldım da, onlar da seviyor. Yani kurtlar aile olarak yaşarlar ve toplu gezerler. Kurtlar asıl bir hayvandır kurtlar. Yani siz MHP'liler, siz bozkurt olamazsınız. Devlet Bahçeli köpek bile olamaz. Siz kim? Kurt olmak kim yani? Tamam. Bak kartalı söylersem sizi fena yapar. Bir de kartalımız var. Bunu da aldım yeni. Ben böyle şeyleri severim. Bu da kartal. Kartal elbet gelecek. Yavuz Kartal gelecek, hesabınızı görecek yani. Kartalları bekliyoruz. Kartallar güzel temizlik yaparlar. Akbabaları, sakallı akbabaları da sevmezler pek. Onu söyleyeyim yani. Yobaz olurlar çünkü. Bir de layık yobazlar var. Onları da sevmezler kartallar. Kartallar yobazları sevmezler. Kartallar yüksek uçarlar. Asil bir hayvandır. Bir de aslan var tabii. Siz aslanın yemeğini önünden alırsanız, aç iken aslan sizi yer. Bu bir tabiat kuralıdır. Kesinlikle bir aslanı yaftalamayacaksınız. Şeytanlaştırmayacaksınız, dışlamayacaksınız. Aslan aç iken önünden yemeğini almayacaksınız. Bu çok büyük bir suçtur. Hatadır. Bak örnek vereyim. Ben aslanım.
Kartalım, Faruk Aslan'ı tanıyın yani. Sene 1999. Faruk Şen, Alman-Türk Üniversitesi kurmaya çalışıyor. Mehmet Efe Çaman'ın çalıştığı üniversitenin ilk aşaması 1999'da başladı. Ve Türkiye'ye sık sık gelip gidiyor. Ankara'ya geldiğinde de mutlaka bana alo diyor. Faruk'tan geldim. Bu akşam şurada yemekteyiz. Mutlaka gel. Hem haber yap hem de güzel arkadaşlar var. Beni sever. Çünkü yobaz olmadığımı bilir. Herkesle diyaloğu olan Ankara'da ben varım çünkü. Bütün partilerde, fırkılarla ben eşit yakınlıkta ve uzaklıkta olan biriyim. Herkesi tanırım. Yemeğe gittim. Burak Restorant. Ankara'da. Sene 1999. Kimler var? O devrin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı gelmiş Vural Savaş. Daha sonra Perinçekin Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Fazilet Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili dava açmış. Refah Partisi'ni kapatmışlar. Fazilet Partisi'ni de kapatacaklar. Vampirli, yarasalı bir iddianame yazmış. Masanın tam ortasında onu tutmuşlar. Onun tam karşısına da beni tutmuşlar. Karşı karşıyayız. Aslanlar ortada oturmuş genelde. Ben ortada oturuyorum. Sağımda, solumda bütün partilerden genel başkan yardımcıları var. Ercan Karakaş, CHP genel başkan yardımcısı, Bülent Akarcalı, ANAP'ın genel başkan yardımcısı, DSP'nin ve CHP'nin genel başkan yardımcıları var. Bütün partilerden adam var. Üniversiteden rektörler var, şimdi diğer isimleri de paylaşmayacağım. Yargıtay'dan da var. Medya'dan da sadece ben varım. Benden başka gazeteci yok. Faruk Şen beni tek gazeteci olarak çağırmış. Ses hala ekolu mu? Bu da ses iyi ki çıkıyor. Benim şeyde. Neyse, olayı anlatıyorum. Yemeği yedik. Daha doğrusu yemeğe başlarken, daha yemeden ses ekolu mu geliyor? Allah Allah. Ben bu ekoyu düzelttim. Ekoyu o kadar ince bir ayarı var ki. Herkes kendini tanıttı. Sesle problem yok. Herkes kendini tanıtınca ben tabii Zaman Gazetesi'nin Ankara diploması muhabiriyim. Benim kimliğim bu. Söyledim. Ben bunu söyleyince Vural Savaş ayağa kalktı. Fırladı böyle. Gerici, yobaz, irticacı bir gazeteciyi nasıl bu sofraya davet edersiniz? Aynı sofrada ben yemek yemem dedi. Ayağı fırladı. Bu gelecek buradan dedi. Kovacaksınız bu gazeteciyi buradan. Ben hiç istifimi bozmadım. Yemek yemeye devam ediyorum. Bir de içimden gülüyorum. Vural Savaş bütün kinini kustu masaya. Hiç ben cevap da vermedim. Bakalım Faruk Şen ne diyecek? Çünkü terbiyesizliği ona yaptı. Profesör Faruk Şen, oturun yerinizde Vural Savaş burada dedi. Ev sahibi benim dedi. Siz değilsiniz dedi. Ben davet ettim Faruk dedi. Faruk dedi yobaz değildir, irticacı değildir, gerici değildir. Çalıştığı Zaman Gazetesi'dir. Zaman Gazetesi de haberlerimizi yapıyor. Ne derdin var Faruk'la? Tanıyor musun Faruk'u? Tanımıyorsun. Vural Savaş daha da sinirlendi. Ağzına gelen saymaya başladı. Çok ağız bozukmuş. Çok ayıpladılar. Bülent Akarcalı ayağa kalktı, dayanamadı. Beni sever, Türk Demokrasi Vakfı'nın başkanıdır Bülent Akarcalı. 5 dakika beni tanıtan bir konuşma yaptı. Yani Bülent'in beni bu kadar tanıdığını ben bilmiyordum. O kadar güzel şeyler söyledi ki ama Vural Savaş hala yarışmadı. Kalktı, Ercan Karakaş ayağa kalktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı. 5 dakikada o fırçaladı Vural Savaş'ı. Irkçılığını ve faşizmini tedavi etmeye çalışıyor. Yani Vural Savaş'ın. Cumhuriyet Başsavcısı. Benim kimseden korkum yok. Ben de seyrediyorum. Bu film nereye varacak diye. Arkasından diğer genel başkan yardımcıları ayağa kalkmadan destek verdiler. Vural Savaş baktı ki benim hiçbiriyle gitme yeri yetim yok. O gidecek. Ya oturup yemeğini yiyecek adam gibi, insan gibi ya da defolup gidecek. Ayağa kalktı, sandalyeyi devirdi, paltosunu alıp
Restoranı terk edecek. Ben bu sefer dinçtim, dayanamadım, ayağa kalktım. Gittim, kolundan tuttum, duvara şöyle yapıştırdım. Yakınına geldim, dedim ki, bakın dedim, konuşmaları dinlediniz. Otur yerine dedim. Ve yemeğini ye. Buradaki entelektüel konuşmaya katıl. Sen iddianame yazmışsın Fazıl Fasıl'la ilgili, yarasa vampir. Bu bir hukukçuya yakışıyor mu? Ben siyasal İslamcıları sevmem. Erbakan, Erdoğan, Abdullah Güç dizisini sevmem. Ama sen böyle bir hukuka, böyle bir terim vampir, yarasa diye geçiremezsin. Bu saygısızlıktır. Legal bir fatidir. Kapatma davası açmışsın. Buna karşı çıkarım. Otur yerine dedim. Burada dedim, konuşacağımız konular başka. Murat Savaş baktı ki papuç bağlı, şapkasını ve paltosunu astı. Oturduğu yerine bir de hiç konuşmadan yemeğini yedi. Sessizce çekildi gitti. Şimdi böyle adamları böyle yapmak lazım. Daha sonra emekli olduktan sonra da Doğu Pençik'in Aydınlık Gazetesi'nde köşe yazarı oldu. Hiç şaşırmadım yani. Fazilet Partisi'ni kapattılar. Kime ceza verdiler? Nazlı Ilıcağ'a ceza verdiler. 5-6 kişiye siyaset yasağı koydular. Abdullah gibi ceza vermediler. Demek ki cezayı veren Murat Savaş değil. Yani kimin ceza alacağına karar veren başka birileri. Yargıya müdahale eden başka birileri. Abdullah Gül'ün önünü tıkamadılar. Nazlı Ilıcağ'ın önünü tıkadılar. O da hala hapiste. Kendisi laik, Atatürkçü bir kadın. Viskisini, içkisini içen, yani biliyorsunuz yani Nazlı Ilıcağ'ın gazetecilik ve hayatını gayet modern bir hayat yaşayan bir kadın. Görüşlerini özgür bir şekilde dile getiren bir gazeteci. 75 yaşında kadını hapse tutuyorlar. Bu faşist rejim. Ahmet Altan'ı hapse tutuyorlar. Bu faşist rejim. Mümtazat Türkeli'yi hapse tutuyorlar. Bu faşist rejim. Devlet Bahçeli adam olsa, MHP'nin 1970'lerde danışmanlığını, eğitmenliğini yapan Mümtazat Türkeli'nin serbest kalması için girişimde bulunurdu. Bir tane adamı kurtarmadı. Bir tane adamı savunmadı. Yaşar Okyan adam olsa Vatan Partisi'ni kuracağına, çok iyi arkadaşı Mütezat Türkiye'yi kurtarması için bir konuşma yapardı. Evet, misafirlik katıl olarak şu anda yeni, öyle bir şey başladı. Misafir olarak evet alabiliyoruz. Şöyle bir opsiyon var. Misafir olarak katıl. Invite guest diye bir şey başlatmışlar. Şu anda invite yaptım. Bugün biraz vaktim müsaitti. Bugün seansım yoktu. KK'lerden birileri gelebilir. Yani konuşmak isteyen, ekrana çıkmak isteyen herkese ben açıyorum. Bazı insanlar ekrana çıkmak istemiyorlar. Aile üyeleri esir. Daha çok mağdur ediyorlar. Anlayışla karşılıyorum. Bazı insanların artık korkacak bir şey kalmamış. Yani ölmüş eşe kurttan korkmaz misali. Ekrana da çıkıyor, konuşuyor da. Hiçbir sorunu yok bu konuda. Yurt dışındakiler katılabilir. Yurt dışındakilerin de aile üyelerin bir kısmı esir olduğu için Türkiye'de süreçleri devam ediyor, aile birleşme süreçleri. Bu nedenle anlayışla karşılayın. İşlerinde akademisyen, gazeteci insanlar da var. Bazı insanlar bağlarını kopartamadı ülkemizde. Hala duygusal bağları devam ediyor. Yani zorlamamak gerekiyor insanları. Burada faşist bir rejim var. Bu rejimin değişik kolları var. Muhalefet kolu da maalesef bu cadavına katıldığı için, bu fişlemeleri onayladığı için biz hepsini kraldan çok kralcı olmakla, davranmakla bu muhalefeti özgür özel gibi şikayet ediyoruz size. Kötüyle öyle mücadele edilmez, kendi içinizdekileri temizleyin diyor. Erdoğan baş kötücü diyor. Yani özgür özelin kullandığı jargon Erdoğan'ın kullandığı jargonla aynı, AK Partilerin kullandığı jargonla. Erdoğan'ın ve AK Partilerin kullandığı jargonla siz hiçbir yere varamazsınız. Ne HDP varabilir, ne CHP varabilir, ne İmamoğlu varabilir. Sonuçta tıkanırsınız, çıkmaz sokak. Yani Türkiye yıllarını kaybeder, devletimiz, milletimiz yıllarını kaybeder,
insanlar hayal kırıklığı yaşar. Bu soykırımın, bu faşizmin, bu dinci faşizmin, bu laik faşizmin, bu ulusalcı faşizmin sonuçlarına katlanırsınız. Al dedi, vur tekine yani. Biri ulusalcı faşizm yapıyor, biri laik faşizm yapıyor, biri dinci faşizm yapıyor. Yani bir my way or highway pozisyonuna giriyor. Bilerek veya bilmeyerek iktidarın algı operasyonuna destek veriyorlar. Ben bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Yani Ankara'da herkes bilir, gazeteciler ve politikacılar. Bir de iki dönem milletvekili yaptıysa Ankara'nın kurdu olur. Uzun yıllardır Ankara'da gazetecilik yapan gazeteciler hepsi bilir. Ama size paylaşmazlar. %20 bile vermezler size elde ettikleri bilgilerin. %80'ini paylaşmazlar. Sonra kitap yazarız, emekli olunca filan derler. Onu da yazmazlar. Yani kendileri de mezara gider yani. Böyledir yani maalesef. Zamanında haber yapmayan yani gazeteci değildir. Gazetecilik 24 saat içinde başlar ve biter. 24 saat içinde gazetecilik yapmayan yani daha sonra da yapmaz. Sansür her zaman var Türkiye'de. Sansürü dermeye çalışmıyorsa bulunduğu kurumda veya bireysel gazetecilik yapıyor adam hala sansür yapıyor kendine. O iyice manyak. Hadi bir kurum içinde çalışıyorsun sana sansür yapıyor. CNN Türk veya Havuz Medyası. Bireysel gazetecilik yapıyorsun yine faşistsin. Yani bir değişiklik yok. Sabahattin Önkibar gibi işte bu Memduh Bayraktaroğlu gibi. Hala faşistsin. Erol Mütercimler gibi. Hala adam olmamışsın, insan olmamışsın, hala faşizme hizmet ediyorsun. Gökhan Özbek güzel gazetecilik yapıyor. Ece Serin Öztürk güzel gazetecilik yapıyor. Ben takdir ediyorum kendilerine. Cüneyt Özdemir, Amerika yaradı, 2016 yılından beri Amerika yaralı olan. Şimdi Kaliforniya'ya geçti, güzel gazetecilik yapıyor. Ve videoları çok ciddi paylaşılıyor değişik kesimlerde. Kendi hatıralarını da paylaşıyor. Her haberin bir hikayesi, öyküsü vardır. Bir görünen haber vardır, bir de görünmeyen background'ı vardır. Onu paylaşıyor, insanlar daha çok hatıralara, öykülere değer veriyor ve gerçeklerin ayrıntılarını orada öğrenmiş oluyor. O da benden öğrendi bu yöntemi. Beni izliyor Cüneyt Özdemir. Baktı ki, Faruk böyle yapıyor, bu şekilde sempatik hale getirmem lazım kendimi. Çünkü çok kibirliydi Cüneyt Özdemir. Ve çok robotik bir görüntü sergiliyordu. Kötü bir imajı vardı. O imajını yıkıyor. Kendi kimliğini buldu. Ve Cüneyt Özdemir gördüğüm kadarıyla bundan sonra da güzel gazetecilik yapacak. 50 yaşında, aynı yaştayız biz Cüneyt Özdemir'le. Öyle yok kumpas iş, yok hokkabazlık, bunlar çalışmayacak yani. Biliyorsunuz bu hokkabazlıklar devam ediyor ve hokus pokus insanları aldatmaya çalışıyorlar. Bizim insanımız keriz değildir. Yani çaya çorbaya kumpas, çaya çorbaya FETÖ diyerek hiç kimse bir yere gidemez. Ergonokon tayfasının, bu balyozcu etöcü yapının ne kadar ülkeyi yıktığını göreceksiniz. İstanbul'da asker ceza casusluk davası, İzmir'de asker casusluk davası, Atabeyler, Malatya Zirve, 28 Şubat, Çağdaş Yaşam Destekleme Vakfı, İnternet Andırıcı, Pavrosköy, Kafes, Amineller, Suikast, Erzincan, Ergonokon, Hakkari, Şendemli, Oda TV, bunların hepsini ortaya çıkartmak lazım. Bunlar hepsi bu faşist yönetime hizmet ediyor. Ana davalar, bağıra bağıra faşizm yaptılar. Sonra da hapse girişince FETÖ yaptı dediler. Şimdi de fırsat buldular. Erdoğan'ın arkasına saklanıp kinlerini kusuyorlar. Olay bu yani. Mevlüt Arif Çelebi. En büyük şerefsiz. Dursun Çiçek. Cübbeli Ahmet Hoca harem kurmuş. Kendi cennetini kurmuş. Ortalığı fitne fucuza salmış. Mehmet Ali Çelebi de layık Kemalist kendi haremini kurmuş. Doğu Perinçek'in sağ kolu. Yani ne farkı var? Mehmet Ali Çelebi kendi haremini kurunca yani cinayet yapınca legal mi oluyor? Ona mutan nikah diyorsunuz. Bu mutan nikah da yapmıyor. Bu hiçbir nikah da yapmıyor. Kendi hayranlarını yatağından geçiriyor. Türk medyasında
böyle gazetecileri istismar eden yayın yönetmenleri, editörler vardı. Bayan gazetecileri yatağından geçirirdi gazeteci yapmak için, önünü açmak için. Böyle ahlaksız bir medya düzeni vardı Türkiye'de maalesef. Bunlar ortaya çıkartmak lazımdı. Biz yani bunları dile getirmek istemedik ama ben biliyorum tabii tek kimin ne halt yediğini. Düzgün gazeteciler, bayan gazeteciler de vardı. Fahişeler de vardı. Yani fahişe fahişedir benim için. Değişmez yani. İstediği ideolojiyi, istediği şeyi dahil olsun, aidiyet olsun yani. Onurlu gazetecilik yapanlar, özgür duruş sergileyenler, gerçek habercilik yapanlar kendilerini satmazlar yani. Haber veren adamla mülakat yaptığın zaman adama para vermezsin. Veya para almazsın. Bir rüşvet ilişkisi olmaz. Yani bunların yaptığı fahişeliktir yani. Mehmet Ali Birant gibi düzgün gazeteciler o kadar insanla, devlet başkanına röportaj yapmıştır. Kimseden ne para almıştır ne para vermiştir röportaj yapmak için. Ben karşılaştım. Ben devlet başkanlarına röportaj yaptım bakanlarla. Hiç kimseye para vermedim. Hiç kimseden de bir şey almadım. Hediye de ayırmadım. Yani gazeteci kendi cebine bir şey alıyorsa doğru haber yapamaz. Çarpıtır. Taraf tutmuş olur. Türkiye'deki en büyük zaten handikap budur. Özellikle ekonomi muhabirleri iş adamları tarafından beslendiği için gerçek haberi yayınlamazlar. Veya devlet adamları tarafından beslendikleri için belediyelerden filan gerçek habercilik yapamazlar. Türkiye'de çok sayıda, az sayıda gazeteci vardır. Gerçek gazeteci vardır. Biz gerçek gazeteciliği canlandırmak zorundayız. Can Dündar gerçek bir gazetecidir. Ergün Babaan gerçek bir gazetecidir. Said Sefa keza öyle. Gerçek gazeteciler, Ahmet Dönmez de YouTube yayınına başlamış. Güzel bir gelişme, Asım Yıldırım öyle başladı. Mahmut Akpınar başlamış, akademisyen olarak gazeteci olmasa bile kendi görüşlerini paylaşacak. Yani faşizmi sulandırmaya çalışanlar var şimdi. İyice sulandırıp legalleştirmeye, normalleştirmeye çalışıyorlar yani. Truvatları kullanmaya çalışıyorlar. Kumpaslara sığıranlar 17-25 Aralık yolsuzlukta muhatabın kim olduğunu biliyorlar. Ataları Ergenekon'un izinden girecekler. İşte, MİT tırları olayı, El-Kaide, El-Nusra olayı ETÖ'cülere gittiği için üstünü örtmeye çalışıyorlar tabii. Biz bunların hepsini ortaya çıkardık ve kitaplarda, makalelerde, haberlerde paylaşıyoruz. Bu kadar sorgun olmuş. Yani 26 milyar dolar çalmış Binali Yıldırım. İsmail Küçükkaya bunu sormuyor. Bir tanesini bile sormuyor. Danışıklı dövüş. Ondan sonra İmamoğlu'na vuruyorlar. İmamoğlu ne çalmış? 5 sene belediye başkanlığı yapmış. Ortaya koyun belgesini varsa. Binali Yıldırım'ın hırsızlıkları seçildi. Erdoğan'ın mütemet kasası Erdoğan'a paylaşıyor. Binali Yıldırım sadece kendisine çaldı 26 milyar dolar. Ne kadar Erdoğan'a vermiş bilemiyoruz. Aralarında nasıl bir paylaşma var bilemiyoruz. Erdoğan'ın hırsızları yıllardır çalıyor ve Erdoğan Mehmet Cengiz gibi, efendim söyleyeyim Colin Holding gibi, Albayraklar gibi, Limak Holding gibi, Kalyoncular gibi, Torunlar gibi, pek çok Ali Ağoğlu gibi ortak büyük hırsızlık yaptığı adamlarla keş ilişkilere giriyor. Siz ses kayıtlarını dinlediniz. Böyle sahte çakma kahraman istemiyoruz. Yok, köprüden adam kullanmış. İnsanlar ölüyor, intihar ediyorlar. Yani. Her şeylerini çaldılar, insanlar fakirleşti, daha da fakirleşiyor. Şimdi seçimden sonra da elektrik faturalarını geçirecekler millete. Çok büyük zamlar yapacaklar. Çünkü IMF'den borç almanın, 70 milyar dolar almanın başka yolu yok. IMF gedikleri görüyor. Türkiye'de ciddi bir şekilde bir açık var. Yani devletin gelirlerini toplayamama durumu var. Eğitim ihalelerini verirsen AK Partilere, adamlar cebine çalışır. Paraları toplayacağını adamlar anlaşma yapıyor. Güneydoğu'da %45 ile %75 arası elektrik paraları toplanamıyor.
su paraları toplanamıyor. Hepsinin yönetiminde AK Partililer var. Nerede hırsızlık var, nerede para var? Başında AK Partililer var. Bunları ortaya çıkartmakta suç mu oluyor? Bekar sorunu mu oluyor? Zamanında gazetecilik yapılmadığı için Türkiye'de bunlar birikti birikti, büyük bir enkaz haline geldi. Ve insanlar toplu fakirleştiler, toplu battılar, ekonomi toplu battı. Para kimde? Para AK Partililerde. Keyifleri yerinde, gıcır. Kirlendiler, para onları çıldırttı. Zehirlendiler, bunları geri vermek istemiyorlar. Hangi hırsız, suçlu çalar ve parayı geri vermek ister? Suçunu itiraf eder. Kurumsal hakkında suçunu itiraf etmek istemiyor 15 Temmuz'da. Hiçbir harami suçunu itiraf etmek istemiyor. Ben çaldım demiyor. Ben gasp ettim demiyor. Türk Hava Yolları'ndan bir tane Yahya diye adama 40 tane diyerek kayıp edip adam aylık maaşları sadece 200 bin dolara geçiyor. Böyle zengin ettikleri kartel imamatikten bir sürü adam var. Erdoğan kendi zenginlerini oluşturdu. Karınlarını oluşturdu ki kendisini korusunlar. Yani onları teker teker kullanıyor. Geçen iş adamlarına, vergi verenlere tören yapmışlar. Koç'un %22'lik payı var Türkiye ekonomisinde. En fazla ihracatı yapan, vergi veren kendileri gitmemiş. Ne Ömer Koç gitmiş, ne Ali Koç gitmiş, ne Rahmi Koç gitmiş. CEO'ları göndermişler ki orada plaket veriyorlar diye. Kendileri o fotoğrafa girmek istememişler. Koç grubu 110 bin kişiyi çalıştıran Koç gibi bir şirket, Türkiye'nin %20'si demek. Onlarda bir değişiklik yok. Fakirleme yok. Onlar büyümeye devam ediyorlar. Onlara dokunan da yok. Koçlardan sonra en fazla vergi kim vermiş? Cem Yılmaz vermiş. Komedyen. Acun Ilıca vermiş. Ona diyorlar, yok FETÖ'cü diyen var, yok İllüminati'ye çalışıyor diyen var. Ya kardeşim, Acun Ilıca diktatörlere karşı diye Erdoğan'ın yanlışlarını sosyal medyada gündeme getiriyor diye FETÖ'cü mü oluyor? İllüminatici mi oluyor? Mutlaka bir düşman kategorisine atıp bir torbaya atıp şeytanlaştırıyor. AK Parti'nin yobaz zihniyeti bu yani. Cem Yılmaz da topa girmiyor. Çünkü tahta kaybetmek, para kaybetmek istemiyor. Bir torbaya girmek istemiyor. Cem Yılmaz uyanık. Türkiye'nin en fazla vergi veren adamıymış. Türkiye'de komedyen yani. Ne üretiyor? Ürettiği bir şey yok. Mizah yapıyor. Türkiye'de çünkü hiçbir şey mizah yok. Bir araba yapamamışsın. Bir brand name'in yok. Yani brand name olan bütün iş adamlarını hapse tutmuşsun FETÖ'cü diye. Kayseri kaplanları ölmüş, Denizli kaplanları bitmiş, Antep kaplanları hepsi kafeste. Hepsini yıkmışsın, kayınkan etmişsin. Ne ihracat var, ne üretim var. Elektrik üretimi durdurmuş durumda. Fabrikalar üretim yapmıyor. İstihdam yok, işsizlik had safhada, insanlar intihar ediyor. Şimdi bu ağır vesayet, ağır sonuçları, 15 Temmuz'un ağır sonuçları yeterince değerlendirilmiyor. Sosyolojik bir patlama noktasına getirdi. İnsanlar psikolojik travma geçirdiği gibi ekonomik kriz AK Partileri zenginleştiriyor. Kriz AK Partileri yarıyor. Çünkü döviz üzerinden sürekli manipülasyon yaparak kendi zenginlerine aktarım sağlıyor. FETÖ borsası olduğu gibi bir de borsa yolsuzluğu var Erdoğan'ın. Altın yolsuzluğu var. O kadar çok yolsuzluk var ki hepsinin belgesi de var ama yargılayan bir yargı yok. Altın yolsuzluğu en büyük yolsuzluğu. Belgeler bende. 60 sayfalık emniyet raporu, borsa raporu bende. Reza Zarrab olayı. Şimdi Amerika ceza kesecek. Tundunuk oluyor. Erdoğan ceza kesmesinler diye tavizler veriyor sürekli. Oraya buraya. Tavizler vere 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 ülkeyi satıyorlar tamamen. Dolayısıyla hırsızlık Türkiye'nin en büyük sorunu haline geldi. Bir mafya yönetimi, bir MİT baronları sistemi her şeyi made in saraya yazdırıyor. Bütün kanlı kumpaslar, cinayetler, hırsızlıklar made in saray yani. Hiçbir şeyden kesmedi. Ne hırsızlığından kesti, ne taviz verdi. Yani çarçur ediyor. Biliyorsunuz adam kaçırmak için rüşvetler veriyor. Masum insanları, öğretmenleri kaçırmak için. Saraylar yapıyor.
yani makam arabaları Fora, hepsi son model Mercedes. Türkiye'de gösteriş budalalığı bu noktaya geldi. Amerika ceza kesecek, yaptırımlar yapacak ve ekonomik ambargo uygulayacak Türkiye'ye. Bu Trump'ın engelleyebileceği bir şey değil. Yani Trump'la işi ben çözerim zannediyor Erdoğan. Türkiye gibi zannediyor. Trump'ın elinde çok güç var ama kongrenin ağırlığı daha fazla. Medya var. Medyayı kapatamıyorsun. Yargı var Amerika'da. Yargının aldığı kararı Beyaz Saray başkan iptal edemiyor. Bir de Amerika'nın hasımları şimdi 4 tane olarak resmi belirlendi. Bunlara dolar kullanmasını engelleyecekler. Amerika yaptırım uygulayacak. Yasa uygulanacak yani. Kuzey Kore, Rusya, Çin, İran dolar kullanamayacak. Onlar da şimdi yuan parasına geçmeye hazırlanıyorlar. Yani başka bir para birimi üzerinde duruyorlar. Amerika'nın bu ciddi ambargosu pek çok Çin şirketini vuracak, Huawei gibi. Dolayısıyla onlar da yeni pazarlar arıyorlar kendilerine. Türkiye'yi pazar olarak görüyorlar. Türkiye bir pazar partneri onlar için. Yani mallarını satacakları bir tüketici kitlesi. Seçimi nasıl çalacaklarını Erdoğan biliyor. Kimse bilmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Erdoğan bütün kanunları yamultuyor. Yasaları yamultuyor. Ben yaptım oldu diyor. Bu zamana kadar hep böyle yaptı. Hiç terörist olmayan, suça karışmayan insanları terörist damgası bastırdı. Soyuyor. Örnek verdim. 3 trilyon lirasını çalmış bir esnaf abinin. İsmi de hiç medyaya çıkmadı. Sonra da parayı almışlar, salmamışlar yani. 3 trilyon lira yani bu. Düşünebiliyor musunuz? 2 senedir hapiste. Böyle insanlar var hapiste. Erdoğan MİT baronları bu FETÖ borsasını ticaret olarak kullanmaya çalışıyor ve soymaya çalışıyor insanları. Yok etmeye çalışıyor. Kendi kasalarına para aktarımı, servet transferi yapıyor. Çünkü Erdoğan'a destek veren kimse kalmadı. 460 milyar dolar dış borç var, iç borç var toplam. Bunların faizleri bile ödenemiyor. Kimse yeni borç vermiyor. Borca borçla kapatıyorlar. Yüksek faiz %24'e çıkmış durumda. Yani hiç kimseye %24 döviz bazında borç almıyor. Sadece Arjantin ve Venezuela var. Türkiye 3. sırada. Yani burada Türkiye'de bir iç savaş kaçınılmaz hale getiriyor. Venezuela gibi olur. Yani sokak hakimiyeti kimde olur, kimde olmaz göreceğiz. Erdoğan'ın gizli orduları var demiştim. Bu gizli ordular ortaya çıktığında Ergenekon'da kendi gizli ordularını ortaya çıkartır. Var tabii. Özel Harp Komutanlığı Erdoğan'a çalışmıyor. Hulusi Akar'a bağlı ve Hulusi Akar ortağı olmasına rağmen aslında Erdoğan'ın ortağı değil. 300 bin eleman demiştim. Bunlar özel harflerin çalıştırdığı kadrolu ve kadrosuz muhbir ve kullandıkları elemanlar. Haber elemanları var, gönüllü elemanları var. Özel Harp Komutanlığı'nın beyaz kuvvetleri vardır, mavi kuvvetleri vardır, kırmızı kuvvetleri vardır, bir de sarı kuvvetleri vardır. Yani sistemi bilmiyorsanız, siz askeriden geçmediniz, eğitimini görmediniz, bilmiyorsunuz yani. Bilmediğiniz için onları tanıyamıyorsunuz. Ama onları tanıyanlar tanıyor. Erdoğan'ınki kuru kalabalık değil. Hayır. Erdoğan'ın elinde elit silahlı hazır 400 bin kişi sokağa çıkaracak gücü var. Daha fazla da olabilir. 400 bin. Bunu daha önce ben paylaştım. Abartı zannediyorsunuz. Abartmıyorum. 400 bin elit silahlı katili Erdoğan sokağa anında çıkartmış. Ve bir sokak eylemleri olduğunda da acımaz öldürür. Ve üstünden geçer. Evul Feyz Elçi Bey değil Erdoğan. Yani Elçi Bey iç savaş çıkmasın, kan dökülmesin, kardeş kanı dökülmesin diye İran ve Rusya'nın darbesine teslim olmuştu ve 500 tane tankla 500 kişiyle yaptıkları darbeyle gerilmişti. 1993 senesinde. Rusya ve İran yapmıştı yine darbeyi. Yani darbeciler var Türkiye'de. Rusya ve İran'ın gücü çok yüksek şu anda. Azerbaycan'da darbe yaptığı dönemden daha yüksek. Erdoğan da Rusya'yla çalışmak zorunda. Amerika'yla çalışamaz artık.
Batı ile çalışamaz. Perinçekçiler artık kimse yüz vermez onlara Batı'da. Ergun'un Rus desteğiyle ezer diye düşünüyor ama Erdoğan'ın Rus desteği de var. Erdoğan ikili oynuyor. Rusya'nın özel Special Force Vardiya grubunu jandarmaya teslim etti. 320 bin kişilik. Artı Putin'le Erdoğan arasında keş kasalar var. Kaç milyar dolar olduğunu şeytan bilir. Yani Ergonoko'nun elinde o kadar keş kasa yok. Ticari olarak Putin Erdoğan'ı tercih eder. Ergonoko'ncuları tercih etmez. Ergonoko'ncular paşa yani bunlar. Vatan Partisi'nde emekli paşalar. Yani onları tercih etmez ki artık El-Kaide'cilere silah ticareti sona erdi. Rusya silah satıyordu o paşalar üzerinden. Erdoğan'la biznesi ise devam ediyor. Keşkasa ilişkisi devam ediyor. Ben bunu daha önce anlattım. Akkuyu nükleer santralında sadece 15 milyar dolarlık keşkasaları var. Sadece bir projede. 15 milyar dolar. Nükleer santral projesi 6-7 milyar doları geçmez. 22 milyar dolara verdiler Ruslara. Mehmet Cengiz var orada mütemet olarak. Erdoğan mütemeti. 15 milyar dolar bir proje sadece Rusya'yla. Daha ben esforanlıkları falan demiyorum. Onlar daha büyük. Yani keş kasaları büyüyor Erdoğan'la Putin arasında. Eğer Türkiye esforanlığa girerse bunun arkasından Ruslar Su-57 savaş uçağı satar. F-16'lar, F-35'ler tarihe karışır. NATO eli kolu bağlı izliyor. NATO raporunu yayınladı kendi içinde ve ultimatumu çekti Rusya'ya kadar. 15 Temmuz'u cemaatle alakası yok. Fethullah Gülen'le alakası yok. Hizmet hareketiyle alakası yok. Suçlular belli. Suçluları teslim edin dediler. Erdoğan'ın çetesi, konsorsiyumun içinde olan paşalar belli. Erdoğan bunları teslim etmek zorunda. Eğer Batı ile barışmak istiyorsa. Bunlar Ergonokoncular, Balyocular, Perinçekçiler. Yani 15 Temmuz'u yapan çete general seviyesinde belli. Yani NATO'cu, tabii Yaşar Güler NATO'cu. Genelkurmay Başkanı, Rus Erkar NATO'cu. Burada enfekte olmuş durumdalar bu ahlaksızlığa. Ve Harbiyelileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki meslektaşlarını satmış durumdalar. Erdoğan'ın bir kolpası var. Bunun ortaya çıkması gerekiyor. Başka türlü Türkiye kurtulamaz. Bu mengeleden çıkamaz yani. Bunlar nasıl NATO'cu? NATO toplantılarına Hulusi Akar hiç sektirmeden katılır. Yani pek çok ödül verdiler Hulusi Akar'a. Son 5 yıldır. Aldığı ödüllerin haddi hesabı yok NATO'da. Hulusi Akar'ın Rusya ile ilişkisi şöyle. Saldıray belki görevlendirdi Vatan Partisi'nden. Daha önce anlattım. Çetin Doğan'ı görevlendirdi. İsmail Hakkı Pekin'i, Soner Polat Paşa'yı, İsmail Beyazıt. Bu beş paşa sürekli Moskova'dalar. Putin'le Katayev üstünde onlar görüşüyor. Yani hainler belli. Bu hainleri kesmediği sürece bu soykırım devam eder. Bu 15 Temmuz resmi yalanı devam ettirilir. Resmi yalan sona ermeden de Türkiye bir aydınlığa kavuşamaz. Sonuçta NATO'nun talep ettiği NATO'ya darbe yapmış bu Rusçuk paçaların yargıya teslim edilmesi ve masumların serbest bırakılması. Çünkü hapishanede hiç kimse suçlu değil. Erdoğan burada ikilem içinde kalıyor. Bugün mesela Genelkurmay Çatı davasına karar verecekti. Bilmiyorum karar ne oldu. Hulusi Akar başkanla oynuyor. Evet. Ümit Dündar'ı Ergonokoncular başkan yapmak istiyor. Ümit Dündar 1. Ordu komutanıydı 15 Temmuz'da. Onu başa getireceklerdi. Fakat Hulusi Akar bir manevra yaptı. Ümit Dündar'ın Yurtta Sulh Konseyi'nin başkanı olarak ülkede tamamen bir darbe yapmasını engelledi. Aslında Ergonokoncuların amacı Ümit Dündar'ı Genelkurmay Başkanı yapmaktı ve ülkeye tamamen bu şekilde hakim olmaktı. Erdoğan'ı da devirmekti gerçekten. Fakat Doğu Perinçek buna engel oldu. Doğu Perinçek
Erdoğan'la işbirliği yaparak bugünlere geldi. Rusçuklar üste çıktı. Şimdi Hulusi Akar ikili oynuyor. Durum bu yani. Yaşar Güler ikili oynuyor. Bütün meslektaşlarını saptılar. 15 Temmuz'da bir hareketlenme olduğunu hepsi biliyordu. Ve bu plan yapan Saldıray Berk'ti. Yani Hulusi Akar hem Saldıray Berk'e görev verdi, kullandı, hala da kullanmaya devam ediyor. Saldıray Berk 10 ayda 5 defa Moskova'ya gitmiş, 5 defa Amerika'ya gitmiş. Yani Doğu Perinçek herkese yanıtlar. Doğu Perinçek burada hem İngiliz gladiyosuyla işbirliği halinde, hem İsrail gladiyosuyla işbirliği halinde, hem Amerikan. Yani her telden oynuyor. Hem Çin ve Rusya. Doğu Perinçek bütün aile üyelerini bu 5 tane büyük ülkeyi dağıtmış durumda. Ve her taraftan istihbarat alıyor. Erdoğan'ı istihbaratla beslediği için Erdoğan Doğu Perinçek üzerinden istihbarat alıyor. Kendi adamları da var, double double check yapıyor. Hem MIT'in içinde, değişik yerlerde, akademisyen, istihbaratçı, Erdoğan istihbarat konusunda herkesten daha iyi durumda Türkiye'de. Ve kimse nasıl bir hamle yapacağını bilemiyor. Çünkü süfyan siyaset izliyor. Tamamen şeytanlık. Başka bir derdi yok yani adamın. Ve normal bir ülke haline dönemez ülke. Bu adam varken, bu kafa yapısındaki bir adam, yobaz bir adam ülkeyi yönetiyorken mümkün değil. Elindeki güç çok büyük. Ve herkes Erdoğan'ın elindeki gücü konusunda yanlış estimation yapıyor. Underestimate yapıyor. Erdoğan'ı nasıl gönderecekler bilemiyorum. Yani Hulusi Akar şu anda çantası gibi dolaştırdı Erdoğan onu. Milli Savunma Bakanı yaptı. Şimdi askerlik kanunu değiştirdi. Tamamen değiştirdi. Profesyonel bir orduya gidiyor Türk ordusu. Küçülüyor eleman sayısı. İnsanları attılar. Yetişmiş kadroları, NATO elemanlarını attılar. Geriye kalan çapulcu bir düzen var. Yeniden bir orduyu nasıl kuracakları belli değil. Erdoğan kendi el-kaydacılarını, işçilerini Suriye'den getirdi. Bunlarla ordu kurmak istiyor. Suriyelilerle ordu kurmak istiyor. Suriyeli orduyu kim yönetecek? Ergonokuncu, Balyocu, Paşalar mı yönetecek? Böyle bir durum var Türkiye'de şu anda. AK Parti'nin zenginleri askere gitmek istemiyor. 950 bin kişi bedelde askerlikten faydalanacak. Hiçbir askere gitmeyecek. Adam olmayacak yani. Askere gitselerdi, biraz dayak yerlerdi. Komutanları sağını solunu düzeltirdi. Bu adamların düzelebilirdi. Eskiden askere gitmeyene kız vermezlerdi. Adam olmamış diye. Şimdi askere gitmeyince bu adamlar bedelini yırtınca bu zengin çocukları adam olmayacaklar ömür boyu. Askerliği kim yapacak Türkiye'de? Suriye'nin fakir çocukları yapacak. Onları alacaklar, rejener şey olarak yetiştirecekler. Burada ülkede iki tane paralel yapı var. Evet, iki tane fazla. Bence üç tane paralel yapı var. Şu anda Türkiye'de üç tane paralel yapı var. Bu üç tane paralel yapı, üç tane kopuşa götürüyor ülkeyi. Kürtler ayrı bir kardan çalıyor. Ergonokon yapısı ön planda olmasına rağmen, onun arkasındaki faşist yapı ayrı bir kardan çalıyor. Laik ulusalcı. AK Parti'nin yapısı tamamen kopuk. Getto yani. Kendisine bağlı, kapalı bir yapı. O da ayrı bir tarafından çalıyor. Bu üç tane yapı bir şeyler konuşuyor. İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Üç tane paralel devlet var. Bu da Erdoğan'ın yapısı en küçük ve en zayıfı. Yani ama Erdoğan'ın elinde 400 bin kişilik gizli ordu var. Laik ulusalcıların yapısı daha profesyonel, daha eğitimli ve deneyimli. En az 300 bin kişilik bir yapısı var. Yani 300 bin kişinin eline silah verip sokağa dökebilecek bir gücü var. Kürtlerin yapısı çok ezildi. Kürtlerin yapısı. Onların arkasında Amerika duruyor. Almanya duruyor. İsrail duruyor. İngiltere duruyor. Onlar da dış güçlere güveniyorlar. Ve kendilerini yetiştirdiği demokratik Suriye ordusu diye şu anda 80 bin kişilik bir ordusu var. 60 bin kişilik orduda Barzani'nin var. Yani 150 bin kişilik orduya sahip Kürtler şu anda. Kürtler tarihinde böyle bir orduya sahip olmadı. Son 18 sene içinde Kürtlerin entelektüel seviyesi yükseldi. Avrupa'daki, diasporadaki Kürtler şu anda entelektüel seviyesi HDP'de AK Parti ortalamasının çok üstünde.
Yani Türkiye ortalamasının çok üstünde. Böyle bir nesil yetiştirdi. Dolayısıyla bu neslin enerjisi çok rahatlıkla Kürdistan'ı idare edecek bir potansiyele sahip. Türkiye'deki faşizm bunu engelleyemez. Bir yere kadar engeller, daha fazla gitmez. IŞİD ve El-Nusra oyunu bitti. Kürtler IŞİD ve El-Nusra oyunu sayesinde yükseldi, birleşti ve tek bir güç haline geldi. Sonra HDP burada vizyonuyla etkileyici bir parti. Faşizmi tedavi ederse Türkiye genelinde bir parti olabilir. Türkiye'de sorunları şu, 6-7 milyon Kürt yaşıyor şeyde, İstanbul'da. Hadi diyelim Türkiye'nin doğusunu kopardılar, Kürdistan'a bağladılar, Suriye ve Irak Kürdistan'ına. Hadi İran'a dağıttılar, oradaki 800 milyon Kürt'le bağlandı, 4 tane ülkede Kürdistan'ı kurdular diyelim. 6-7 milyon İstanbul'da yaşıyor. Mersin'de var 1 milyona yakın Kürt. Türkiye'nin her tarafında Kürt nüfusu dağılmış durumda. 20 milyon Kürt nüfusu Türkiye'de, yani hepsi Güneydoğu'da yaşamıyor. Güneydoğu'da da toplasan 7 milyon etmiyor. Topraklar geniş ama nüfus az. Burada faşizmle bir yere varılamaz. HDP Türkiye'yi bölmeye çalışmıyor. HDP Türkiye Partisi olmaya çalışıyor. Ama Erdoğan'ın ve CHP'nin, MHP'nin mantığı bunları kovmak, düşmanlaştırmak, şeytanlaştırmak, yok saymak ve kopun gidin, kendi devletinizi kurun demeye getirmek, ülkeyi bölmek. Burada bakın bir Mahir Aydın kardeşimizin bir karikatürünü paylaştım. Burada Türkiye'yi ikiye bölmek isteyen ve anlaşan Amerika ve Rusya var. Türkiye'yi ikiye bölmek istiyor. Bu iki aslında üç. İki gibi gözüküyor ama aslında üç. Türkiye'yi aslında üçe bölmek istiyorlar. Bu BOP'taki bir proje. Tarihi çok eski. Ve bu projeyi adım adım ilerliyorlar. Tıkır tıkır işliyor. 15 Temmuz bunun büyük bir adımıydı. Cemaatle hiç yakın alakası yok. Erdoğan'ı ve bu Rusçuk paşaları hapsetmezseniz, yani masum insanları çıkartıp da eski görevlerine döndürmezseniz Türkiye bölünecek. Bu %100. Çünkü Türkiye'nin vatansever insanları, namuslu insanları hapisteki insanlar. Mağdur ettikleri insanlar. Şeytanlaştırdıkları insanlar. Gladio böyle bir operasyon yapıyor Türkiye'de. Kullandığı araç Erdoğan, FETÖ'cüler, Bolacılar, Perinçekçiler, vatan hainleri. Yani Gladio bunlar. Perinçek yıllarca Süper Noto diye, Gladio diye yanlış hedef gösterdi. Hedef saptırdı. Sonra gitti Türkiye'nin en büyük Gladio yapısı, Erdoğan yapısıyla işbirliği yaptı. Laikler canlarını seviyorlar, korkaklar. Yani bir savaş olduğunda laikler kenara çekilir, konuşmaz. Ondan sonra bu çok konuşan, meydanda olan, sosyal medyada kahramanlık yapanların hiçbirini bulamazsınız. İş ciddiye binince Erdoğan biliyor ki bunlar korkak. Ve bunları çok kolay korkutup kaçırır. Bir tek cemaat direniyor. Yani cemaatin direnci hepsini şaşırttı. Ahmet Altan başta olmak üzere beklemiyorlardı bu kadar direnç. Bizi koyun zannediyorlardı. Pasif zannediyorlardı. Şimdi gördüler ki Türkiye'nin gerçek kahramanları, Türkiye'nin bölünmesine engel, demokrasinin garantisi Hizmet Hareketi. Laik geçinenler, Atatürkçü geçinenler, Kemalist geçinenler şimdi ciddi bir imtihanı başlıyor. 23 Haziran'dan sonra çok ciddi bir imtihanı başlıyor. Bu imtihanda cemaatin başına gelenler, Kürtlerin başına gelenler onların da başına gelecek. O zaman asıl kırılma Türkiye'de meydana gelecek. Benim gördüğüm bu. Erdoğan İstanbul'u vermez. Onlar da İstanbul'u alacağız diye bastırıyor. Erdoğan'ın yıkılma sürecinin İstanbul'dan başlayacağını ümit ediyorlar. Fakat Erdoğan pek öyle ümit etmiyor. O yaptım, oldu, bitti noktasına getirmeye çalışıyor. Elinde bir güç var. Erdoğan'dan bu gücü almadığı sürece Erdoğan çok daha insanları öldürür. Katliam, soykırım yapar ve hiç acımaz. Sonuna kadar da gider. Diktatörler sonuna kadar gider. Hitler gibi yani. En son işte Hitler'in kendisini yakıp Eva'yla, eşiyle
ördü göstermesi gibi bir noktada kendisini kaybeder. Ya ölür ya böyle kaybolur. Ondan sonra bir enkaz kalır geriye. Çok büyük bir enkaz. Onu temizlemek de en az 10 yıl alır. Ben 5 yıl diyordum. 5 yıl yetmeyecek gibi. En az 10 yıl kibir terapisi yapmak lazım. Soykırım terapisi yapmak lazım mağdurlara. Ve bu suçları, gerekli cezaları verip ömür boyu gerçekten müebbet hapis cezasında tutmak lazım ki ışık yüzü göremesinler yani. Bir daha böyle bir faşizm yapmasınlar. Bir daha böyle bir soykırıma kalkışmasınlar. Ülkemizi böyle bölmesinler. Milletimizi bölmesinler. Böyle ötekileştirmeyle, adring yaparak, ayrımcılıkla, discrimination'la, discriminatory act'larla, nefret suçlarıyla, hetset biçlerle karşımıza çıkmasınlar. Hiçbir parti pırtı böyle bir söyleme karşımıza çıkmasın. Özgür Özel gibi adamlar CHP Genel Başkan Yardımcısı olmasın. Yani eğer Kemal Kılıçdaroğlu kendi adamlarını faşizmle engelli olamıyorsa Erdoğan sizi ezer. Sizden daha güçlü. Ve ben savaşı kazandım der. Ondan sonra AK Partiler de biz seçimleri savaş görüyorlar. Seçimi kazandık, ganimet topluyorum bundan sonra diyecekler. Burada Erdoğan'ın mantığı bu. Kiyat mantığı. Seçimler kiyat. Ondan sonra sahtekarlıkla kazanıyor. Ondan sonra ganimet topluyor. Ganimet dağıtıyor. Erdoğan burada haram dağıtan, ganimet dağıtan bir figür noktasında bir süpyan. CHP bunu idrak edemiyor. Hala zannediyor ki Türkiye'yi biz çevirebiliriz. İmamoğlu'yla falan döndürebiliriz. İmamoğlu'nu mağdur ederler. Öldürmezler. Erdoğan öldürmez onu. Anneli Selahattin Demirtaş gibi. Öldürmez. Hapishanede biraz israf etsinler. Katile gönderir. Ondan sonra da arkasında kim varmış? Bu İmamoğlu terör örgütünü toplayalım der. Aynı Gezi terör örgütünü topladığı gibi. Gezicileri terör örgütü yaptığı gibi. Cemaati terör örgütü diye ilan ettiği gibi. Bu idrak edemeyen insan Türkiye'de yaşamıyor demektir. Cübbeli Erdoğan'ın yanında. Çünkü Cübbeli kendisine bir krallık kurmuş. Mahmut Ustaoğlu ölmek üzere. Onun yerine geçecek. Bütün rakiplerini de öldürmüş. Ölürtmüş. Katil adam Cübbeli amca. Hırsız. Ve böyle karılarla, halenlerle böyle şatafatlı, depremeli bir hayat yaşıyor. Böyle bir adam Erdoğan'dan başkası koruyamaz onu. Yani normal bir ülkede Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Haydar Baş gibi adamların hapiste olması gerekir. Ya böyle bir ahlaksızlık yapamaması gerekir. Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinleyen 4 milyon insan var. Karadenizli çoğu. Maalesef yani bu tip adamlara kaldı İslam dinini anlatmak. Yani televizyonlar her gün çıkıyordu. Habertürk, Fatih Altaylı bu adamı 30 yıldır pazarlıyor. Niye pazarlıyor? Sorun bakalım Fatih Altaylı'ya. Bitelim ana. Niye Cübbeli Ahmet Hoca'yı pazarlıyor? Başkasını pazarlamıyor. Yani Fatih Altaylı'nın beğendiği layık kendisi CHP'li Cübbeli Ahmet Hoca mı? Herhalde öyle. Kendileri de böyle Cübbeli gibi hayranlar galiba. Haremler, harem istiyorlar ama kendileri harem kuramıyor. Cübbeli'ye özeniyorlar galiba. Kıskanıyorlar. Cübbeli'nin cennetini. Erdoğan da benzer gayet yaşıyor. Cübbeli'yle paralel gayet yaşıyor. Burada şey var tabii. Cübbeli'nin konumu Nakşiler'de ve Halililer'de bir ağırlığı var. Suudi Arabistan'da bir ağırlığı var. Medreselerinde Arapçayı Suudiler öğretiyor. Yani Cübbeli'nin ilişkileri siz bilmiyorsunuz. Her sene Ümre-i Hac'a gider. Nasıl gidiyor her sene Ümre-i Hac'a? Suudi Arabistan özel şey çıkartıyor Cübbeli'ye. Para kaynağı aktarıyor Cübbeli'nin vakıflarına. Siz bu değirmensuyu nereden geliyor bilmiyorsunuz yani. Nakşiler çok yozlaştı Türkiye'de. Gerçek nakşilik yok yani. Derin devletin ana kodu nakşidir Türkiye'de. Bir kodu Bektaşi ise bir kodu da Mevlevi diye geçinir. Ana kolu ise nakşidir. Erdoğan ben nakşiyim derdi eskiden, şimdi onu da demiyor. Esat Doçan Hoca Efendi'yi öldürdüler Avustralya'da. Bu Erol Mütercimler organize etti o işte. Oradaydı. MİT adına. Katil adamlar.
Hala konuşuyorlar. Yazık, günah yani. Gerçekten. Maalesef. Gerçek ilim adamlarını öldürüyorlar. Ondan sonra sahteleri kalıyor geriye. Bektaşilik ortalıkta yok ama Mason Bektaşiler gizli toplantılarda derin devleti yöneten adamlar. Ben kitap yazdım Mason Bektaşiler diye, okuyun yani. Gönülde yoklar ama gerçekte Mason Bektaşiler yönetiyor Türkiye'yi. Yıllardır böyle. 150 yıldır böyle. Değişmedi yani. Ve bu Mason Bektaşi yapı şeydir. Golden Dawn diye British Masonik hoca vardır. Onlarla beraber çalışır. Fransız Mason hocası da çalışır. Maalesef yani. Nazilerin yurt dışı yapılanması var. Kanada çok etkili değiller. Onların bir Nazi hocası Rochester'da Amerika'da yaşıyor. Hüsnü Hoca Çorumlu hemşerimdir. Diyanette 30 yıl imamlık yapmış. Yani regular cami hocası. Geliyor Toronto'ya. Sohbet ettiğinde şimdi Nevşehir'in köylüleri geliyor onu dinlemeye. Meydanı diye küçük bir camileri var. Oraya 400 bin dolar para gönderdi oradan. Minnacık cami. Nevşehir'in köylüsü. Adam, ben 2 senelik serders yaptım Nevşehir'lere. 2 tane talebi ancak alabildim yani. Onca Nevşehir'de. Kanada'da çok Nevşehir'de var. Hepsi inşaatta çalışıyor. Çocuklarını okutmuyor. Kendisi gibi çalışıyor. İnşaatta bana yardımcı olsun. Yusuf Hoca'nın onları anlatacağı pek bir şey yok yani. Durum bu yani. Naşilerin öyle çok Kanada'da bir hakimiyeti falan yok. Diyanet'in kontrolünde 3 tane cami var. İmam gönderdi. Onu da Diyanet yapmadı. Halk yaptı yani. Dernekler yaptı. Diyanet'le alakaları sadece imam göndermesi konusunda. Yeni müşavir ise MİT elemanı. Milleti fişlemekten sorumlu. Erdoğan'ın gönderdiği Mahmut Demir. Erdoğan boş, yok halifelik iddiası kalmadı Erdoğan. Erdoğan'ın halifelik iddiası tamamen bitti. Şu anda Türkiye'de iktidarda kalmaya çalışıyor. Yani hırsızlığa devam edip tamamen içe dönmüş durumda. Erdoğan'ın dışarı dünyada herhangi bir idari kalmadı. Hepsi çöktü. Hiçbir İslam ülkesinde, hiçbir Batı ülkesinde bir itibarı yok. 5 para etmez bir durumda. Herkes söylüyor, küfrediyor. Camiler de aynı şekilde Diyanet yoluyla kontrol etmeye çalışıyor. Hepsi görecekler yani. Erdoğan düştüğü anda hepsi bir günde bakacaksınız. Erdoğan düşmanı olmuş. Siyasal İslam programası yaparak camileri kirletiyorlar. İran Savaşı'nı ben tahmin ediyorum çıkartacaklar. Bob da bu projede yazıyor. İran'ı kaçıyorlar şu anda. Moda yapısı çok kemikleşmiş bir yapısı var. İstihbarat, ordu tamamen bürokrasi Farsların elinde, Moğolların elinde. Fakat bu Moğollar münafık, namaz niyaz yoktur. İran'da din Azeri Türklerin elindedir. Onlar da devleti yönetmezler. Biziz, ticaretin elindedir. Devleti yöneten onlar değildir. Bu gerçek Moğollar değildir yani. Türkiye'de %13 dinsizse İran'da bu %70 dinsizdir. İran yapısında dinsiz ateist daha fazladır. İran'ı nasıl dağıtabiliriz diye CIA yıllardır plan yapıyor. Ben bu planların çoğunu görmüşüm, okumuşum. Buraya gelen mağdurlar var. Sürgünde İran parlamentosu, Azerbaycan parlamentosu, hepsinin liderleri tanıyorum burada. Onlarla festivallerde karşılaşmışım, dinlemişim yani. Amerika başarılı olamıyor. Yani çok denediler. Bir sürü adam denediler. Para verdiler. İran'ı içeriden dağıtmak için. İran içeriden dağılmıyor. İran'ı dağıtmak için şimdi başka planlar var. İran'ı Amerika böyle köşeye sıkıştırmak, Irak gibi ezmek istiyorlar. Fakat İran bu oyunlara gelmiyor. İran, Dubai'de Amerika uygulasalar bile Rusya'yla ilişkileri çok iyi. Ermenistan'la ilişkileri çok iyi. Çin'le ilişkileri süper noktada. Önümüzdeki 30 sene benzin, petrol ve gazı Çin'e satacak. Çin İran'ı yedirmez. Seküler bir yapı var İran'da gerçekte.
Paris'ten daha moda bir yapı var, modern bir yapı var. Fakat çarşaf altında göremiyorsunuz. Molalar %90'a daha fazla ne kadar yükledebilir bilemiyorum. Bu biraz şeye benzedi. Suudi Arabistan'da %10 gerçekte vehhabi vardır. %90 halk vehhabizme karşıdır. Kraliyet ailesine, ama korkusundan sesini çıkartamaz. Hayır hasenatında bulunamaz, cami yaptıramaz, hiçbir şey yapamaz. %10 vehhabi nefret abidesi olarak Suudi Arabistan'ı yönetir. İran'da da %10 nefret abidesi Molla düzeni %90'ı idare ediyor. Yani direnenleri hapse atıyorlar, işkence yapıyorlar, ülkeyi terk ediyor. Şu anda 7 milyonu geçti yurt dışında İranlı sayısı. Bir devlet sayısı kadar yani. 7 milyondan fazla İranlı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı son 40 sene içinde. Türkiye'nin de olacağı bu yani. Erdoğan'ın umurunda değil. 7 milyon gitmiş, 10 milyon gitmiş, ülkeyi terk etmiş. Kalan çağlar bize yeter diyor. Mollar da öyle diyor. Royal ailesi de şeyde, Suudi Arabistan'da öyle diyor. Biraz Kral Muhammed vehhabizmi kırmaya başladı. İhtidale getirmek için konuşmalar yapılıyor bazı hocalara filan. İkna etmeye çalışıyor, modern bir devrim yapmaya çalışıyor. Liberal bir devrim peşinde Kral Muhammed. Eğer Suudi Arabistan'da bir liberal devrim olursa bu pek çok Arap ülkesine yansır. İhvan-ı Müslim'in terör örgütü ilan edip kırmaya çalışıyor Trump üzerinden. Çünkü İhvan-ı Müslim'e düşman vehhabi rejimi Suudi Arabistan'a sokmak istemiyor. Arap ülkelerinde ise İhvan-ı Müslim'in tabanı ve cami tabanı çok güçlü. Benim gördüğüm ve gezdiğim şeyleri paylaşıyorum. Yurt dışında İhvan-ı Müslim'in bir tabanı var. Camilerde imamlar tayin ediyorlar. İslam okullarda ciddi bir tabanı var Batı ülkelerinde. İhvan-ı Müslim'i terörist ilan etmek büyük bir hata olur. Amerika bu hatayı yaparsa bu büyük bir travma meydana getirir. Çünkü İhvan-ı Müslim'in hepsi terörist değil. Hepsi eline silah almadı. Hepsi El-Kaide, IŞİD, El-Nusra olayına girmedi. Sadece Erdoğan'a, MİT'e, Ahmet Davutoğlu'na tabi olanlar şeye girdi. El-Nusra, IŞİD olayına girdi. Onları yargılayın. Yani yargılanacak isimler belli. İhvan'ın o adamları Türkiye'de saklanıyor. MİT saklıyor. İhvan-ı Müslim'in Avrupa'daki, Batı'daki, Diyaspora'daki insanları gayet iyi Müslümanlar. Ben iftarlarına gidiyorum. Ramazan'da filan. İhvancıları ben tanıyorum. Hayır, ifancılar demokrat için tehlikeli değiller. Batı'daki ifancılar çok demokrat, sizden daha yetenekli insanlar. Daha iyi yetenekli insanlar. Ve çok modern insanlar. Batı'daki, Kanada, Amerika, Avrupa'daki ifancılar. Ben onlara görüşüyorum, konuşuyorum. İmamlarını tanıyorum. Oturup sohbet edebileceğiniz, yani konuşabileceğiniz insanlar. Hizmet kaçıyor ısrarla ifandan. Kesinlikle irtibata girmiyor. Bir proje yapmıyor. Çünkü İhvan-ı Müslim yapısının içinde bir şeyler var. Böyle terörizme kayacak Erdoğancı zihniyetli adamlar var. Böyle Erbakancı zihniyette, yobaz zihniyetli adamlar var. Onlar yaşlı, ölüyor artık. Bir gelecekleri yok yani. Mısır'da olanları da Sisi idam ediyor. Onları tasfiye ediyor. Kanunları da Türkiye'ye karşı. Erdoğan ve MİT koruyor şu anda. Onlar da herhalde teslim almaya çalışıyorlar Erdoğan hükümetinden. Erdoğan onları satar büyük ihtimal. Yani Muhammed Kutup'u satarsa İhvan tamamen bu şey kanadını kaybeder. Yobaz kanadını kaybeder. Geriye Tarık Ramazan'ın liderliği kalır. Tarık Ramazan'ı çok mağdur etmeye çalıştılar ama Tarık Ramazan dişli var. Hakkısı var yani. Mısır'da halkın %80-90'ı yobaz değil. Fakir. Fakir. Çünkü Mısır'da bütün ticareti generaller yönetiyor. Emekli generaller yönetiyor. Aynı Cezayir gibi. Turizmden tutun sağlık sektörüne kadar. Maalesef yani. İhvan-ı Müslim kendi gücünü fazla abarttı Mısır'da. Erdoğan'ın, Davutoğlu'nun doğrultusuna geldi ve zulmetti. Kibir gösterisinde bulundu ve bu başına gelenlerin ana sebebi Erdoğan ve Davutoğlu. Yani yanlış yönlendirmek. Yani yanlış danışmanların olması. AK Parti modelini kendisine model olması. İhvan-ı Müslim'in en büyük yaptığı hata.
yüzyıllık tarihinde en büyük yaptığı hata AK Parti gibi şeytani bir modeli Mısır'da uygulayabileceğini sanmak. Mısır'da entelektüel bir derinlik var. Ve Mısır'ı böyle yedirmezler yani. Türkiye'de sesi kim olacak? Ben Hulusi Akar'dan başka sanatçı göremiyorum. Ümit Dündar'ı Ergonokoncular, Balgocular istiyorlar ısrarla. Bu orada tecihler istiyor. Hulusi Akar'ı sevmiyorlar. Bilmiyorum niyeyse. Aralarında bir anlaşmazlık var sanki. Ben Hulusi Akar'a daha fazla şans veriyorum yani sis olma yönünde. Ümit Dündar korkak bir adam. Zannetmiyorum yani bir darbe yapsın veya işte kenelerden gibi gelsin. Öyle zannetmiyorum. Hulusi Akar'ın eli daha güçlü gibi geliyor. Yani prensekçiler öyle umutlanmasınlar, odatiliciler. Onların soru iyi değil yani. En sonunda Hulusi Akar halbeyleri satmış. Onları mı saplayacak? Çok kolay satar. Sonu iyi değil. Hulusi Akar geleceğini NATO'ya arkasına almış. Oynayan bir adam. Böyle Rusya değil yani. Hulusi Akar'ın arkasında NATO var. NATO'ya güveniyor. Bütün planlarını NATO'yla yapıyor. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani NATO Türkiye'deki yatırımlarını Ruslara yedirmez. Yani Ruslarla anlaşmaya gider en fazla. Paylaşıma gider. Ama hepsini yedirmez. Mümkün değil. Türk ordusuna trilyon dolar para yetirmiş yani. NATO. Öyle Erdoğan gibi bir hırsız böyle tamamen ekseni kaydırıp da Rusya'ya teslim edemez yani. Rusya'dan silah alacak Su-57 uçakları pat pat düşüyor, dökülüyor. F-35 yanında döküntü uçaklar yani. S-400'ları Rusya pazarlamaya çalışıyor. Çin de kendi sistemi S-400'ları aldı. Bu sistem girdiği zaman Ruslar başka şeyler de satıyor. Yani komple bir sistem satıyor. Güvenlik sistemi satıyor. Düşman ki Rusya seni koruyacaksa düşman o zaman Amerika oluyor. Batı dünyası oluyor. Türkiye böyle bir mantıksızlığın içinde. Yani Rus-Çin eksenine girerse düşmanı o zaman Amerika Batı ülkesi oluyor. Batı'dan kopmuş oluyor. Böyle bir durumda eksen kayması içinde sen niye bu füzeleri koyuyorsun? Yani sana kim saldıracak? Füzeleri kuran sana saldırmaz. Yani Rusya ve Çin sana saldırmayacaksa sana o zaman Avrupa Birliği Amerika mı saldıracak? O yüzden mi füze koyuyorsun? Böyle bir mantıksızlık içinde. Halbuki Türkiye NATO içindeyken gayet NATO'yu iyi kullanıyordu. Yani nüfusu fazlaydı asker sayısı. Temsilci daha fazla gönderiyordu. NATO eğitimleriyle Türk subayları çok iyi yetişiyordu. Ben öyle harbeli görüyorum 5. sınıfta buraya gelmiş 300 tane konferans yapılmış NATO içinde. 300! Yani sürekli bir eğitim var demek ki. Herhalde yani. Türk ordusunu yetiştirecek, subay ve subay kadrosu yetiştirecek NATO'dur. Eğer Rusların eğitim sistemine girerse ayvayı yer. Rusların eğitim sisteminde uyum sağlayamaz Türkiye. Mümkün değil. Bu sadece silah almak değil, bir de eğitim meselesi var. Ordunun yetiştirilmesi meselesi var. Türkiye batıdan kopamaz. Mümkün değil. Erdoğan olmayacak bir şeyi zorlayarak ters köşeye yatırmayı seven biri. İran konusunda Trump'la bir anlaşmaya gidebilir. Çünkü damat Kushner bakıyor İran'ın dağıtma olayına. CIA'de İranlı bir istihbaratçı evli bir CIA ajanı bakıyor. Onunla toplantılar yapıyorlar ve Trump'ın İran'ın dağıtılması ve kazanla ilgili First American dediği elit kulu kullanıcılarla bir projesi var. Çok ciddi bir projesi var. İran pazarını dağıtmak istiyor. Yani olay ticari. Duygusal değil yani, dinsel değil. Tamamen ticari yani Trump'ın olayı. Ve bu konuda Kral Muhammed de işbirliği yapıyor. İsrail de işbirliği yapıyor, Türkiye de işbirliği yapmıyor. Bu da Türkiye ile işbirliği konusunda Erdoğan benimle işbirliği yap diyor ama Erdoğan'ın bir itibarı yok. Erdoğan benimle işbirliği yap, biz İran'a dağıtma konusunda sana yardımcı olalım, istihbaratın bilgilerini paylaşalım diyor. Paylaşıyor zaten. Türkiye'nin bildiği, Amerika'nın bilmediği ne var? Hiçbir şey yok. Paylaşacağı bir şey yok yani. İran'ı A'dan Z'ye Amerika çok daha iyi biliyor. Türkiye'den, Türk istihbaratından çok daha iyi biliyor. Yani kendisini pazarlayacak bir şey yok bu şeyin, fahişenin.
80'lik aşırte Erdoğan. İstediği kadar kozmetik yapsın. Yani buz sürsün, kraska sürsün. Amerika'ya kendisini beğendiremez bu haliyle. Bitmiştir yani. Hikayesi bitmiştir şeydir. Boşuna bir yer etmiş insanlar. Yani bir yer edenlere ben acıyorum. Gelecekleri yok. Hadi babacan başarılı olur mu? AK Parti dağılınca bir artık ortaya çıkacak mutlaka. Bu artığa, bu enkaza, bu küllere sahip çıkmak isteyenler var. İşte talipçiler kim? Ahmet Davutoğlu. Ali Babacan. Onlar talip oldu. Ahmet Davutoğlu'nu kimse takmaz. Ali Babacan'a takarlar. Çünkü Türkiye'yi borçlandıran Mehmet Şimşek de Ali Babacan'dı. Batılılar Ali Babacan'ı seviyorlar. Türkiye Batı eksenine tekrar dönerse AK Parti'nin başına Ali Babacan geçer ama AK Parti kalmaz gibi geliyor. AK Parti dörde bölecek herhalde. Bir Hal Partisi kuruluyor, bir Huzur Partisi kuruluyor şu anda. Sonbaharda açıklayacaklar. Ali Babacan Huzur Partisi'nin başkanı olacak. Ahmet Davutoğlu Hal Partisi. AK Parti'den Erdoğan severler yine böyle şey gibi ne diyorlar buna? Soyu tükenmiş kuşlar ne diyorlardı? Kelaynak kuşları gibi kalır. %15 falan kalır. Öyle bir Erdoğan severler olarak kalır. Birdenbire erimez yani. Bir tane daha parti çıkar gibi geliyor. O partiyi de Melek Gökçek kurar. Melek Gökçek bir parti kurar ve 4 tane parti çıkar AK Parti'den. 4. Bu 4 parti belli bir miktarda AK Parti'yi bir olarak parçalar. Ortaya bir koalisyon dönemi gider ama çünkü de başkanlık sistemi var. Başkan önemli. Partilerin bir önemi yok. Parlamentonun da bir önemi yok. Başkan bütün yetkileri almış. Parçadan fazla yetkisi var. Tiyatroyu başkan oynatır. Yani partilerin, pırtıların bir önemi yok. Sizin aklınız eski Türkiye'ye gidiyor. Türkiye parlamenter sisteme dönmezse tiyatroyu her zaman saraydaki palloçu yönetir. Devlet başkanı kim olursa yönetir. Onu da halk seçiyor diyorlar da gerçekten halk mı seçiyor? Erdoğan halk mı seçti? Yok. Erdoğan sahtekarlık yaptı sandıkta biliyorsunuz. 24 Haziran'da gerçek bir seçim yoktu. Derin devlet istediği adamı yine bir sahte bir seçimde koyar. Erdoğan sonrası için plan yapıyorlardır. Erdoğan yurt dışında bitmiş, itibarı kalmamış bir adam. Yani Türkiye'ye kimse borç para vermiyor. Bu soykırım projesine devam ederlerse hiç kimse vermeyecek. 15 Temmuz yalanları ortaya çıkmak zorunda. Neyse bu kadar yayın yeter herhalde. Saat 7'ye gelmiş. Bugün uzun bir yayın yaptım. 2 saat olmuş. İyi günler arkadaşlar.